Sistematik verdiğinde çok koşmacımız var. Bu sizin siz. Profesör Hüseyin Pazarcı'yı zaten tanıyorsunuz Siyasal Bilgiler Fakültesinden. Amiral Deniz Kutluk ise birçok yerden mezun. En son Hasta Üniversitesi galiba değil mi? Evet. Ama oradayken araya bir hukuk sıkıştırdık hocam. Birçok yerden mezun. Uluslararası hukuk niçin planlamanın başlığı altında yer alıyor? Bu hukukçulara ait ve çok özel bir şey değil mi? Sorusunu soranlar buraya gelmemişlerse önemli bir şey kaçıracaklar. Çünkü şöyle, Bülent Keleş daha iyi hatırlayacaktır. Ruşen Keleş de 1960'da planlama Türkiye'de başladığı zaman Türkiye'de planlama yapmayı bilen kimse yoktu. Tinbergen'in gelişiyle planlamanın ne olduğunu Türkiye öğrenmeye başladı. Ve çok kısa sürede uzmanlar yetişti, çok kısa sürede. Ama planlama nasıl bir ufkun ürünüdür ve nelerle düşünmemiz lazım? Bir düşünce ufku veriyor çünkü planlama. Ve o ufukta çok şey var. Sadece ekonomik modeller yok. Ülke ve dünya var. Şimdi planlama unutulduktan sonra epey zaman geçti Türkiye'de. O zaman biz yine planlama dediğimiz zaman yine nasıl düşünelim? Nasıl bir düşünce ufkumuz var ve bu ufukta dünyayı ve Türkiye'yi çok yönlü düşünme mecburiyeti var. Bu ufkun içinde hukuk varsa mutlaka uluslararası hukuk yarın Türkiye'yi çok ilgilendirecek ve büyük olasılıkla Türkiye uluslararası hukukta söz söyleyemezse hareket kabiliyeti çok azalacak. Potansiyeli azalacak. Toplum dinamizmini büyük ihtimalle yarı yarıya düşürecek. Onun için hukuk Türkiye gibi bir ülke için yani jeopolitiğin özellikle önem kazandığı devirlerde Türkiye gibi bir ülke için hukuk planlama yapabilmenin alanını bize çizecek. Hem içeride hem dışarıda ve yeni eklemeleriyle büyük olasılıkla sadece devletlerin ben devlet olarak nasıl ufkumu çizeyim değil de toplumun da yani insan hakları, çevre, yeni bir şey olarak çevre ve henüz konuşmadığımız bir şey uluslararası ceza hukuku. Bu kadar insan akımlarının çoğaldığı ve şeyden sonra Soğuk Savaş şu resmen bitti dedikten sonra Amerika ve dünya hegemonyası ile uğraşanların şimdi teröre karşı savaş dönemi başladı dediği dönemde o zaman uluslararası hukuk ceza normlarıyla ve insan haklarıyla değen değmeyen taraflarıyla ve çevresiyle acaba dünyamız yaşamaya devam edecek mi şeyiyle nasıl düzenleyelim? Demek ki çok yönlü olmaya başlayacak ve planlama dediğimiz zaman bunları görmeden sadece ekonomik modellerle biz onların alanına sıkışırsak sermaye hareketleri nasıl dış açık olacak mı? Kur kaç olacak filan? Bunlardan ibaret bir şey bizi sadece bugünün dünyasına kilitler. Onun için planlama iddialı yani haklı bir iddiaya dayanmak için mutlaka hukuktan başlayarak ve hukukun bütün boyutlarından başlayarak çok kapsayıcı olmalı. Hepsi planlanabilir mi? Hayır, katiyen planlanamaz. Ama hepsini bilme zorunluluğu var. Onun için sizlerden şimdi yeni bir ufuk beklediğimizi söylemeye gerek yok. Soru da sorulacak size tabii. Ama çok değerli şeyler söyleyeceksiniz. Buradan çıkarken bilgilerimiz çok artacak şu ana göre. Evet, Deniz Amiral'le başlıyoruz. Buyurun. Evet, teşekkürler Sayın Başkan. Değerli konuklar, seçkin grubunuz önünde konuşmak onuruna bahşettikleri için Sayın Kılıç Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Konu verildiğinde biraz düşündüm nasıl bu konunun kapsanabilir noktayı nazarında. Biraz yüksek sesle konuşabilirsiniz. Tabii. Ben konumuzu şöyle tayin ediyorum.
işin bu kısmına devam ediyoruz değil mi? Uluslararası anlaşmalar ile çerçevesi çizilmiş Türkiye için gelecek yol haritası olarak algılıyorum ve kendi payıma düşenin de uluslararası hukuk güvenlik ihtiyacı arakesindeki bilgileri gördüğüm kadarıyla, algıladığım kadarıyla paylaşma noktasında hissediyorum. Tabii bunun bütünleşmesi Sayın Hüseyin Pazarcı Hocam'ın sunumu, daha sonra sizlerin yaratacağı sualler ve varacağımız ortak sentezle ancak tam anlamıyla suale cevap vermiş olabileceğiz. Konuyla ilgili özet konu başlıklarımız şu şekilde. Bunu lütfen bir 10 saniye tutalım ve sizler bir göz atın yansıya. Böylece dümden gelim yapalım. Biraz kalabalık bir yansı ama hani aşağı yukarı bütün başlıklar da içinde. Şimdi kanaatimce Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Anlaşması'yladır. Anlaşmanın Türk boğazlarını düzenleyen ve egemenliği ve askeri gemi geçişleri yönlerinden Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan 1936-20 Temmuz tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile bütünleşmesi ile Türkiye'nin egemenlik konusundaki uluslararası yasaları tamamen eline geçmiş olmuştur. Dolayısıyla bu bakımdan Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Barış Anlaşması'nın tamamlayıcısıdır ve bize Türkiye Cumhuriyeti'ne misak-ı milli sınırlarını tayin etmiştir. Misak-ı milli sınırlarının güvenlik ve dış politikada varacağımız nokta olarak misak-ı millinin korunması olarak kendimizi görüyoruz. Gördük en azından ben 40 yıllık meslek hayatımda başka bir şey duymadım. Bu da kendisini Atatürk'ün büyük deyişi, yurtta sulh, cihanda sulh özdeyişiyle kendini göstermiştir. Bu milli misak içinde tanımlanmasına rağmen Lozan'a yetiştirilemeyen Hatay'ın alınması bir Türkiye'nin bir genişleme politikasının parçası değil, eksik kalmış bir işlemi düzeltme faaliyetidir. Tabii bundan sonra 1953-59 arasında Kıbrıs'ta Türklerin hayatı tehlikeye girince bir Taksim ve birleşme tartışmaları yaşandı. Bunu da misak-ı milliden bir sapma olarak, bir esneme olarak görmek doğrusu olur. Bizler kolektif bir güvence arayışı içinde olduk. Türkiye'yi bu misak-ı milli sınırları içinde hür bağımsız yaşatabilmek adına son ana kadar dışında kalabildiğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler Türkiye'nin 24 Ekim 1945'te kurucu üye olarak Birleşmiş Milletler'in kurucusu olarak katılmasıyla artık devletler anlaşmazlıklarını silahlı güç kullanarak çözemez hale geldiler. Tek istisnası tabii ki saldırıya uğramış olma durumundaki yapılacak öz savunma olmak kaydıyla. Dolayısıyla bizi bağlayan anlaşmalar dediğimiz zaman şu ana kadar Lozan, Montrö ve Birleşmiş Milletler Çartırı'nı konuşmuş olduk. Artık uluslararası güvenlik 1945'ten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi eliyle Birleşmiş Milletler adına ulusların barış içinde birlikte yaşaması amacıyla yürütüleceği bir döneme girilmiş oldu. En azından böyle bir kabul oldu. Fakat Birleşmiş Milletler'in yine de bu barışı doğrudan doğruya sağlayacak bir askeri gücü de kurulamadı. Birleşmiş Milletler kurulduğundan bu yana Kore Savaşı'na askeri müdahale yapması dışında benzeri birkaç tane daha askeri müdahalesi var. Ama esas olarak Birleşmiş Milletler bir oluşmuş barışı koruma, barışı gözetleme, barış gücü kullanma mantığıyla çalışıyor. Bugüne kadar 71 tane dünyanın çeşitli yerlerinde karşı karşıya kaldığı barış gücü faaliyeti var. Halen bunlardan 14 tanesi devam ediyor. Türkiye'de bunların 15'ine askeri gücüyle katılmış olmakla beraber
bayağı önde gelen bir katkıda bulunan ülke oluyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in bu çerçevesindeki faaliyetleri 1994 yılından sonra NATO Konseyi'nden askeri gücünü kullanmasını istediğinde ve NATO üyeleri de buna rıza gösterdiğinde NATO askeri gücüyle sağlanmaya başlandı. Yani güvenlik en tepede Birleşmiş Milletler çartırıyla sağlanmış olmakla beraber Güvenlik Konseyi eliyle barışı tehlikeye sokan durumlar kontrol altına alınmakla beraber Kore Savaşı'nı ayrı tutarsak ki orada biliyorsunuz çok büyük bir kuvvet angajı oldu. Bunun dışında Birleşmiş Milletler'in bir askeri gücü olmadığı için birkaç küçük yere müdahalesini dış saymazsak barış gücü ile barışı sağlayacak operasyonlara gönüllü ülke katkılarıyla barış gözlemcisi şeklinde faaliyetlerini yürüttü. Bu şu anki şey değil mi liste? Bu cari efendim. Evvelse gün itibariyle cariydi. şu an dünyadaki yürümekte olan peacekeeping operation'ı gösteriyor. Yani barışı başkaları sağlamış veya ateşkesi. Onlar ise bu yerlerde görevlendirilmişler. Burada Türkiye'nin katıldığı mesela Lübnan'daki görev var. O bölgede Mali'ye Türkiye gitti geldi bildiğim kadarıyla. Şimdi Avrupa'da aleniyet kazanan Sovyet yayılmacılığına direnmek amacıyla 12 devletin ortak iradesiyle NATO'yu 1948 Mart ayında kurmadan önce bir Brüksel anlaşması var. Bunun adı Batı Avrupa Savunma Örgütü Anlaşması. Bunun amacı Avrupa'nın o sırada Sovyet istilasından korunması. Dün bu konuda bir başka uluslararası yazışma ve tartışma yapmak zorunda kaldık. Birkaç kişiyi hatırlatmak istiyorum. Barış, yani savaş bittiğinde Türkiye son anda savaşmaya da zorlanmıştı Birleşmiş Milletler'e kabul edilmesi için. 1945 Mart'ı gibi. Fakat savaş bittiğinde nihai olarak Japonya Almanya teslim olduğunda Potsdam ve Yalta anlaşmalarıyla bu teslimat sonrası yapacak işler planlanmıştı müttefikler arasında. Bu anlaşmaya Sovyetler Birliği rıza göstermedi, uygulamadı. Neydi durum? İran'da bir Sovyet işgali vardı. Yunanistan'da iç savaş devam ediyordu. Türkiye'nin durumu ele alınmamıştı. Yani Türkiye bu tartışmalarda ortada gitmiş gelmişti. Çünkü iki tarafında Türkiye'ye kızgınlıkları vardı. Tabii barış öncesi çalışmaların hiçbirine Türkiye'de davetli değildi. Onun için savaş bittiğinde arka arkaya bazı başkentler Doğu Avrupa'da Sovyetlerin eline geçmeye başladı. 6 milyon kişilik bir Sovyet ordusu seferi tutuldu. Halbuki Amerikalılar ordusunu dağıtmıştı. Avrupa'da zaten yıkıntıdan başka bir şey kalmamıştı. Dolayısıyla ortada cismi olan, fiili olan, eylemde bulunan bir Sovyet tehdidi vardı. Daha sonra göreceğiz bu Sovyetler Türkiye'den Kars ve Ardahan'ı 1921 Dostluk Barış Anlaşması'nı ikinci defa uzatmak için talepte bulunduğunda bunların geri verilmesini istemişlerdi. Boğazlar'da 9 sene evvel Montreux Sözleşmesi ile kurulan ve bizim Lozan'ın parçası olarak gördüğümüz Büyük Barış Anlaşması'nı da aksine çevirip Boğazları Türklerle beraber kontrol etmek istediklerini beyan etmişlerdi. Bu iki olgu Türkiye'yi de savaştan sonra Sovyet yayılmacılığına maruz bir ülke konumuna getirmişti. İşte bu şartlar altında Brüksel anlaşmasıyla Avrupa'daki devletler Sovyetlerin yayılmacılığına karşı kendilerini kurmak için bir Batı Avrupa Savunma Örgütü'nü Mart 1948'de kurduktan sonra ellerini okyanusun ötesine uzattılar. Amerika, Kanada siz ne yapıyorsunuz dediler. Aslında biraz tersi de var. Amerika siz ben siz ne yapıyorsunuz da dedi. Bu iki taraf birbiriyle 15 ay kadar müzakere ettikten sonra 4 Nisan 1949'da NATO anlaşması kuruldu. Ve bizim güvenliğimiz için bugün o gün olduğu kadar önem taşır. Bu konuda aykırı görüşler olduğunu biliyorum. İnşallah sorarsınız açarız. Ve bizi yöneten uluslararası anlaşmaların bir tanesi de
NATO anlaşması oldu. Ama ne zaman oldu? 4 Nisan 1949'da olmadı. Türkiye taraf olmak istediğinde Türkiye'yi kabul etmediler. Binbir nazniyaz yapıldı. Sovyetler halbuki kapımızda artık silahlarını yağlıyorlardı. İşte bu aşamada Türkiye'nin fedakarlıkta bulunmasını istediler. Ve Türkiye 15 bin kişilik bir kuvvetle Kore Savaşı'na katıldı. Birleşmiş Milletler adına Amerikan stratejisinin parçası olarak. İşte 1952-55 arasında devam eden Kore Savaşı'nın öncül birliklerinin, Kuneri muharebelerinin, Türk askerinin büyük ölçüde Amerikan mağlup edilmiş Amerikan tümenlerinin geri çekilmesini, emniyeti alması ve ağır rayata maruz kalmasının yarattığı basın ve onun yarattığı siyasi ortamında yumuşamasıyla 1952'de Türkiye bu ödediği bedel karşılığında, Türkiye'nin 3000 kişilik bir kaybı var bu savaşta, 750'si direkt olay yerinde şehit olmak üzere. Türkiye 1952'de bu bedel karşılığında Boğazlar, Kars, Ardahan bunları da emniyete almak, Sovyet yayılmacına karşı korunmak için bugüne kadar NATO Anlaşması'nın parçası olarak güvenliğini sağlamıştır. 1950-60 arasını hatırlamak gerekirse o dönem bir sürü karmaşık formülün arkasında yatan bir gerçek şudur ki nükleer silahlanma yarışının sürdüğü bir dönemdir. İşte Sputnik atılmıştır, hidrojen bombası yaratılmıştır, bir taraf önce nükleer silah sahip olup kullanmıştır, öbür taraf beklenmediği zaman o silah sahip olmuştur, karşılıklı kışkırtmalar oluşmuştur. Ama sonuçta en son elde ettiğimiz rakamı belirteyim, Amerikan gayri safi milli hasılasının %50'si, bu çok çılgınca bir rakamdır. Yani bugün NATO'nun %2 ile %3 arasında olduğunu, gayri safi milli hasılanın giderlerini düşünürsek, Amerikan vatandaşının, taxpayer'ın %50 geliri bu nükleer silahlanma esnasında silahlanmaya gitmiştir. Sonra da bu işin gereksiz olduğu işte duvar yıkılınca ortaya çıkmıştır. Yani arkada muazzam bir silah lobisi faaliyeti vardır. O halde Türkiye'nin çok taraflı güvenlik arayışı, 13. yansıda üzülüyorum. Birleşmiş Milletler var. NATO, yani Batı odaklı. Türkiye'nin güvenlik anlayışı Batı odaklıdır. Tarihi sebeplerle böyledir. Yaratılmış olan kutuplaşmalar sebebiyle böyledir. Fakat sonrasında 1963 Kıbrıs olayları ve arkasından gelen ABD Başkanı Johnson'ın 1964 tarihli tehdit eder mektubu. Bu mektup yakın zamanda kamuoyuna açıklandı. Ben okudum. Bizim algıladığımızdan farklı unsurlar da var içinde. Yani merak edenler için oldukça öğretici şeyler var içinde. Şimdiye kadar sadece basında açıklandığı kadarıyla ve hükümetin reaksiyonlarından takip etmiştik ama biraz daha kapsamlı içi, biraz daha gerçekçi bakmak da gerekebilir mektuba. Ancak sonuçta Türkiye'nin Batı müttefikiyle ilişkileri birinci sarsıntıyı 64 Johnson mektubuyla geçirdi. Türkiye 1967 olayı yaşandı. Kıbrıs'ta acı olaylar devam etti. 1974'te uluslararası yasaların sağladığı haklarla Kıbrıs'a müdahale etti. Londra Zürih Anlaşmaları'nın kendisine verdiği yetkileri kullandı. Tamamen normlara uygun bir davranış olmakla beraber. Arkasından 1975-78 arasında hem afyon alkaloidlerini Ecevit hükümetinin üretmeye devam edeceğiz kararının tepkisi hem de Kıbrıs'a Amerikan silahlarıyla müdahale etmiş olmasından dolayı 1975-78 arasında Amerikan Kongresi'nin silah ambargosuna maruz kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin Batı Paktı'na bakışı ikinci defa bu olayla sarsıldı. Soğuk Savaş'ın sona ermesi hızla geldi. Gorbaçov'un açıklık, glasnost ve yeniden yapılanma, perestroika politikalarının devamında Varşova Paktı üyeleri baş kaldırdılar. Sonucunda Berlin Duvarı kasa 1989'da yıkıldı. Ardından Doğu başkentlerindeki komünist hükümetler tek tek düşürülmeye başladılar. Varşova Paktı 1 Temmuz 1991'de dağıldı. Aynı yıl Aralık ayında da Sovyetler Birliği dağıldı. Şimdi buna karşılık NATO'nun da dağılması beklenildi. Ama öyle olmadı. NATO çözülmedi, tam tersine gelişti. Doğrudan bir tehdit kalmamış olmasına rağmen
geçtiğimiz 27 yılda NATO genişleyerek etkinliğini dünyada arttırdı. Fonksiyon değiştirdi. Yeni stratejiler kabul etti. 16'ın oğlu yansıya geçebilir miyiz? Bu mu? Buradaki numaraları göremiyorum ama. Bir soru daha görür müsün? Efendim? Bir tane daha ilerleyelim. Tamam. Evet. Şimdi bakın burada İngilizce bir metin var. Bu metni izah etmek isterim. Bu NATO'nun dokümanlarından alınmıştır. NATO neden gelişti? Her şeyden evvel müthiş bir yağmadan mal kaçırma konseptiyle saldırıya uğradı Sovyetler dağıldıktan sonra. Hatırlıyorum bir toplantıda 250 tane NGO vardı. Rusya'da yerleşik Amerikan NGO'su. 250 tane NGO, yani Non-Governmental Organization, sivil toplum kuruluşu, %25'i CIA odaklıydı. Yani CIA zaten başka ülkelere şirket kisvesi altına çok girer. Amaçları Sovyetler Birliği hazır çökmüşken paralayalım, bu kadar büyük toprakları bir şekilde elde edelim de. Fakat buna Avrupa, özellikle Almanya karşı çıktı dedi ki yani bu yıkıntıyı biz kaldıramayız. Yani biz dağılmış bir Yugoslavya'yı kaldıramıyoruz. Halen problemleri sürüyor. Siz 250 küsur tane federal cumhuriyetten oluşmuş Sovyetler Birliği'ni bu şekilde parçalamaya kalkarsanız bunun içine biz yokuz. Yani bu kadar sert tavırlar kondu. Peki o zaman ne yapacağız dendi. O zaman bölük pörçük eski Doğu blokunu koparalım. İşte bu yansı onu anlatıyor. Bir yaklaşım bu. Bu yaklaşım sonuçta gerçek oldu. Yani bu yaklaşımı ortaya koyanlar. Burada diyor ki hani Avrupa'daki güvenlik sistemi çökmüştür. Yani bir tarafta denge vardı, Varşova Paktı vardı, NATO vardı. Avrupa bir yol ayrımındadır. Ne yapalım? Doğu'nun parçalanması hızında Batı kendini entegre etsin. Ne yapsın? Doğu'dan ayrılanlar Batı'yı zehirlemeden, Batı onları içine alsın, düzenli bir şekilde büyüsün. Batı güvenlik sistemi. Dolayısıyla bunun için NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni genişletelim. Aynen de böyle oldu. Şimdi Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Birliği'ne hiç girmeyeceğim. NATO 15-16 üyeli bir soğuk savaş bitiminde bir örgüttü, yapısını konuştuk. Bu örgüt şimdi 29 üyesi var. Bu 29 üye yanında 41 tane daha üyesi var. Yani 70 üyeli aslında NATO. 70 üyeli bir NATO demek, Birleşmiş Milletler'in 194 devleti olduğunu düşünürsek, yani dünyanın 3'te 1'den fazla. Yani dünyanın %35'i NATO üyesi. Bunların hepsi üye değil. Bu 41 tane şey, diğer devletin adı partner bunların. Partner, barış için ortak. Fakat bu partner ileride göreceğiz. Yani partner olmakla üye olmak arasındaki çizgi de yani çok ince bir çizgi. Çünkü partnerlara verilen havuç sizi bir gün üye yapacağız. Onlardan istenen hizmet, askerinizi verin, operasyonlara katılsın. Standartlarınızı bize uydurun, bizden silah alın. Hükümet yönetim sistemlerinizi değiştirin. Komşularla ilişkinizi düzeltin. Onu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Koca bir liste. Ben de bu grubun başında 3 sene bulundum. Bütün dünyaya yani ahtapot gibi yayılmış bir örgüt aslında. Dolayısıyla şu an 70 Birleşmiş Milletler üyesi devlet NATO'nun parçasını oluşturuyor. Bunlar arasında yatay koordinasyon var, beraber hareket ediyorlar ve çok önemli imkanlardan istifade ediyorlar. Bunu sual olursa açacağım. Bugüne kadar ne partner bir ne de NATO üyesi hiç kimse NATO'dan ayrılmayı düşünmedi. Ayrılmadı. Yunanistan bir ara Türkiye'ye kızdı. Askeri birimden çekildi, 74'te geri geldi, 82'de geri geldi, 83'te galiba geri geldi, 81'de geri geldi askeri yönetim zamanında. Ama zaten ayrılma değildi, siyaseten oradaydı. Fransa'nın yaptığı gibi bir pozisyondu. Dolayısıyla bugün NATO üyeleri NATO'da olmaktan mutludur ki hiçbiri ayrılmamaktadır, birinci husus. İkinci husus, dünya üzerinde NATO'nun fonksiyonlarını yerine geçirecek herhangi bir örgüt bulunmamaktadır. Yani bir alternatif yoktur. Kimlerin aklında var gibi geliyor da olmadığını ben burada bütün samimiyetimle ifade ediyorum. İleride biraz daha açacağım ama suallerinizi de gayet tabii açayım. Şimdi
NATO büyümüştür, genişlemiştir, muhatabı çökmüştür. Hem Sovyetler çökmüştür, hem Varşova Paktı çökmüştür. Sovyetler dağılmıştır. Onun yerine işte Commonwealth of Independent States diye bir şey kurmuşlardır. Ama NATO'nun fonksiyonları da arttığı için hem barışa yönelik hem istikrara yönelik fonksiyonları arttığı için Washington Anlaşması'ndan ortaya çıkan vecibeler de Türkiye için bağlayıcı olmaya devam etmektedir diğer olduğu gibi. Yani bizim Washington Anlaşması'na olan sıdkı sadakatle bir hizmet borcumuz mecburen vardır. Şimdi sık sık NATO içinde Amerika'nın başat olduğu, etkin olduğu, ne söylerse yaptırdığı gibi sloganlar duyarsınız. Özellikle iç basında. Gerçek bundan farklıdır. Evet, Amerika'nın çok agresif bir NATO içinde varlığı vardır ama onun da kontrol edilmesi için mekanizmalar vardır. Siz oraya sağlam insanları yeteri bilinçle, yeteri kadar teorik bilgiyle destekleyerek merkeze de uygun politikaları oluşturmak üzere bağımsız hareket edebiliyorsanız NATO içinde Amerika'nın hamlelerini engellersiniz. Çünkü konsensus kuralı var. Yani bir kişinin hayır demesi diğer 28 kişinin bütün hareketlerini engeller. Böyle durumlar var. Birazdan konuşacağız. 19 numara yansıdayız. Şimdi bakın bu arka bahçemiz sayılan Karadeniz'dir bu haritada. Trabzon bölgelerimiz var salonda. Şimdi bu Karadeniz'de NATO'nun müthiş bir manevra gücü var. Biz de arka bahçemiz sayılan bu yerde, Karadeniz'de barış ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Fakat Ukrayna ve Kırım krizleri gibi konular gündeme geliyor. Fakat bunlar da kendi kendine basına yansıdığı şekilde gündeme gelen konular değil. Önce hazırlıkları var. Mesela Ukrayna'yı NATO'nun içine sokmak isteyen bir Amerikan hamlesi var. Buna direnen NATO içinde ülkeler var. Rusya ile NATO'nun yoğun işbirliği var. Bakın burada ne yazıyor? Stratejik ortaktır yazıyor. Kırmızıya bakalım. Rusya stratejik partner. Kimin stratejik partner Rusya? NATO'nun stratejik partner. Yani NATO ve Rusya beraber hareket ediyor. Şu Ukrayna olayı olmadan evvel. Karadeniz'deki bütün ülkelerle IPAP denen bir faaliyeti yürütüyor NATO. Yani bu gene barışın ortaklık ana planıdır IPAP. Partnership Action Plan. Individual Partnership Action Plan'ın kısaltması IPAP. Yani bu bölgedeki bütün kıyıdaş ülkeler NATO'nun söyledikleri gibi savunma bakanlığı düzenliyorlar, silahlanmasını geliştiriyorlar, özgürlükleri geliştiriyorlar, komşularla ilişkileri düzenliyorlar, NATO şuraya asker yolla deyince yolluyorlar, gel eğitim yap denince eğitim yapıyorlar, şu kadar harca savunma edince o kadar harcıyorlar. Yani bu aslında onların hepsi NATO'nun uydusu olmuş durumdadır. Buna Rusya da stratejik partner olarak katılıyor, Ukrayna da katılıyor. Bu iki birim bana bağlıydı NATO'dayken. Yani Rusya'da 14 kişilik bir ekibim çalışıyordu bütün genel başkanlığında, Alman istihbaratçı. Ukrayna'da 8 kişilik bir ekibim vardı, 2 albay, 1 arbay. Yani NATO'yla iç içe çalışırlardı bunlar. Şimdi bu ortamda Ukrayna meselesi gelişmiştir. Ukrayna meselesi basına yansıdığı gibi işte bir takım özgürlük isteyenler, Avrupa Birliği'ne taraf olmak isteyenler, taraf olmak istemeyenleri alaşağı ettiği bir kadife devrim değildir aslında. Öyle gösterilmiştir ama öyle değildir aslında. Öyle olmadığı için birçok işaret var da bir tanesini söyleyelim. Amerika'nın Kiev'deki büyükelçiliğinde 650 kişi çalışır. Dünyadaki en büyük elçilik. İçi Sovyetolog doludur. Eski Sovyet uzmanları. Amerika'daki Sovyetologlar aslında Batı'nın başında derttir. Neden? Layısız kaldıkça Rusya'yla problem çıkarıp arkasından o problemi çözecek pozisyona geçmek isterler. Şimdi bunları dikkatli izlemezsek Türkiye'nin dış politikası yanlış yana doğru gidiyor. Siz diyorsunuz ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Nasıl savunursun? Ukrayna'nın doğusunda %98 Rusya yaşıyor. Zaten Ruslar bunu Stalin zamanında vermişler oraya bağımsızlık olarak. Yani hepsine beraber baktığınız zaman dış politika daha sadeleşiyor, daha kolay görülür hale geliyor. Ama sonuçta burada Amerika politikalar koyuyor, kendi politikalarına uymayan davranışlardaki ülkeleri ekonomik ambargolarla sıkıştırıyor, buna müttefiklerle dahil olmak üzere.
Biz ne düşünüyoruz? Biz Karadeniz'i arka bahçemiz olarak görüyoruz. Birinci Dünya Harbi'ne Karadeniz yüzünden girdiğimizi biliyoruz. Karadeniz'de istikrarsızlığa tahammülümüz olmadığını herkese söylüyoruz. NATO dahil buraya girenleri ve burada kavga çıkarmak isteyenleri bloklamaya çalışıyoruz. Bizim durumumuz da bu. Amerika ile çeşitli uyumsuzluklarımız var. Çeşit çeşit. Bunlardan birkaç tanesini belirtmek istiyorum. Mesela NATO içinde Karadeniz'in Montreux Anlaşması'nın sınırlamaları dışında kullanılması Amerika ile yaptığımız en sık tartışmalardan bir tanesi. Ve biz diyoruz ki bu Karadeniz müdahaleci bir yer olamaz. Karadeniz Rusların 12 ay kullandıkları bir deniz. Diğer denizler donuyor. Buradan açılıyorlar birçok yere. Onlar için çok önemli. Ve Kırım Savaşı'ndan 1856'dan bu yana buradan istila edilmekten korktukları için onlar da çok reaktif durumdalar. Yani basit bir şeyi bile abartabiliyorlar. Ve bu bir tırmanmaya yol açabiliyor. Bu sebeple Karadeniz politikaları çok ince süzülmek zorunda ve Montreux'dan hiç sapma kabul edilmemek zorunda. Dışişleri Bakanlarımız bu konuda çok hassas. 21 gün biliyorsunuz yabancı gemiler kalabiliyor Montreux'e göre harp gemileri. İşte en büyük tonajı sınırlı. Toplam tonaj 45 bin tonu aşmamak üzere oluyor. Bütün bunlardan dolayı Karadeniz'i Türkiye Amerika'yı aşırılıklarından önlemek için birer olarak görüyor. Ancak buna rağmen 22 numaradayız. Rus uçağı krizinde Türkiye yalnız kaldığını düşündüğü için NATO yanında görmek istediği için veya basit bir tarihsel gerçeğe de aykırı görülmüş bir tavırla Rusya'ya karşı sen bana karşı böyle sert yaparsan ben de sana bak NATO'yu nasıl yollarım tarzı bir yaklaşımla NATO summit'te, NATO zirvesinde NATO'nun Karadeniz'e girmesini kabul etmiştir. Bence tarihi hata ama kabul etmiştir. Yani şu an bir zirve kararı var elimizde, NATO zirve kararı. Yani devlet başkanlarının onayladığı belgeden bahsediyorum. Ve içinde diyor ki Karadeniz'e NATO gelebilir. Hangi tarihte? Bu 2016 veya 17, 2016. Yani 2015 sonunda şey oldu, uçak düştü Kasım ayında, Rus uçağı düşürüldü. Herkes ben emir verdim düşürdüm deme yarışına girdi. Tabii ki yani. Bu karar, yani başlama bitme süresi 45 saniye bu olay. Yani adam hava sahanıza giriyor, sizde önden alınmış bir talimatınız var. Yukarıda uçan AVAX diyor ki Türk sınırına girmiştir. Pilot kim olduğuna bakmadan, düşman diyor, elimde kurallar var. Düğmeye basıyor, füzeyle indiriyor aşağı. Yani o Fransa da çıkabilirdi. Ama Rus çıktı. Yani bu olay tarihsiz bir olaydı. Ben de o sırada Hindistan'daydım. Çalışıyordum. Bütün muhataplarımız bize ters döndü. Siz nasıl bizim müttefikimizin uçağını düşürürsünüz dedi. Ya pardon yanlış oldu filan deyinceye kadar biz ihalede epey zarar ettik. Şimdi başka bir konu. S-400'ler ve F-35. Bu popüler. Tabi bu da Rusya odaklı bir anlaşmazlık. Doğrusu konuşmak gerekirse. Amerika bunu abartıyor gördüğümüz kadarıyla. Türkiye'yi, Rusya ile işbirliğini Türkiye'nin azaltıcı yönde hamle yapmak istiyor. Ama burada detayına girmeyeceğiz. Bunu suallere bırakıyoruz. Fakat Amerika'nın sadece Türkiye ve Rusya ile anlaşmazlığı yok. Amerika'nın Avrupa Birliği de Avrupalılarla da anlaşmazlığı var ki Avrupa ve Amerika NATO düşünüldüğünde bir Euro-Atlantik diye bir kavramla izah edilen Avrupa-Amerikan ittifakı bir Atlantik ötesi işbirliğinin sonucudur. Çünkü Atlantik denizi esas denetlenmek istenir. Çünkü Avrupa'da bir Sovyet saldırısı başlayacak kara savaşı Atlantik ötesinden getirilecek filolarla ancak kontrol altına tutulabilir. Sovyetler Birliği'nin bütün Avrupa'yı alması 48 saattir. Yani süre olarak. Gereken süre 48 saattir. Bu 48 saatte Sovyetler Birliği bazı askeri tedbirleri yavaşlatabilirse orada Amerika'dan kalkan hızlı filolar Sovyet denizaltılarının kontrolündeki Atlantik'i aşabilirlerse böylece Avrupa Sovyetlerine ne düşmeyecektir. Yani soğuk savaş senaryosu bu çerçevededir. Daha biraz ayrıntısı olmakla beraber. Şimdi yani dolayısıyla müthiş bir Avrupa Atlantik bir sıkılığı vardır. Yani kuzeyde Kanada, arkasından Amerika bunların Avrupa'ya olan taahhütleri.
Şimdi böyle bakınca bu Avrupa-Atlantik ittifakı son birkaç Amerika hamlesine baktığımız zaman çatırdıyor. Yani çatırdıyor. İttifak çatırdarsa ne olur derseniz bence çok vahim şeyler olur, oraya geliyorum. Mesela Fransa ve Almanya ile Amerika uyumsuzluk içinde. Bir takım NATO üyelerine karşı diyor ki savunma katkılarınızı arttırmadınız. %2'nin altına düşmüş, 2.2'nin. Ben sizinle oynamıyorum, arttırın. Şimdi diyeceksiniz ki sana ne kardeşim, yani herkes savunmasından kendi sorun değil mi? Hayır diyor, savunma katkınızı arttırmazsanız diyor, ben size silah satamam diyor. Yani söylemediği kısmı o. Ama tabii sopayı çıkardığı zaman Amerika, Avrupalıların büyük kısmı sessiz kalıyor, büyük kısmı. Niye kalıyor? Çünkü büyük kısmını 2. Dünya Harbi'nde kurtarmış durumda. Kalanları da Soğuk Savaş'tan sonra kurtardığı için onların Amerika'ya medyunu şükran bir durumu var. Dolayısıyla NATO içinde bu durumda Türkiye aykırı bir şey düşünse ya yalnız kalıp Amerika ile mücadele etmek zorunda kalıyor ya kendi yanında ittifak kuracak, ittifak içinde ittifak kuracak takım dostlar bulması lazım. İkisi de problem. Mesela Amerika dedi ki tek başına ben INF denen orta menzilli nükleer füzeleri çekiyorum Avrupa'dan. E nasıl çekiyorsun? Nükleer savunması Avrupa'nın bir NATO meselesidir. NATO'nun içinde 3 tane ülkenin nükleer kabiliyeti vardır. Bunlar ortak DPC denen toplantılara tartışılır ve orada karar alınır. Ben çekiyorum. Resen karar verdi. Başka ne dedi? Rusya Almanya gaz boru hattını yapmayın dedi. Bir boru hattının maliyetini tahmin edebiliyorsunuz. 10 milyar dolardan başlıyor. Bunları yapmayın. E niye? Ben size bu kadar güvenlik sağlıyorum. Siz gidip paraları Ruslara yediriyorsunuz. Tarzı bir açıklaması oldu. Sonra dedi ki Amerika askerlerini çekerim Avrupa, yani NATO'dan dedi. Yani bunların hepsi yaşadığımız bu ay içinde oldu bunlar. Yani bu sene içinde oldu. Yani 22 Ocak günü Amerikan Kongresi bir karar aldı. Dedi ki başkanın NATO'dan askerlerini çekme yetkisi elinden alınmıştır. Hem Senato'da onaylandı hem Temsilciler Meclisi onaylandı 22 Ocak'ta. Yani işler iyice şirazesinden çıktı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler kararlarıyla ve NATO ile aynı anda uyumsuzlukları da var. Yani NATO ittifakının baş hat faktörü olmakla beraber yani bunları da bilmemiz lazım ki biz nerede duracağımıza doğru iyi bir yer bulalım. Mesela son dönemlerde hem NATO hem Birleşmiş Milletler kurucu anlaşmana aykırı davranışlar var. Neler oldu? İşte Golan Tepeleri'ne ilhak edilmesini aleyhte 20 tane Birleşmiş Milletler kararı olmasına rağmen ben kabul ediyorum dedi. Tamam, bu İsrail'in malıdır. Halbuki yani Birleşmiş Milletler'in kuruluş sebebi bu tip şeylerin olmasını engellemek. En azından bu konuda 20 civarında Güvenlik Konseyi kararı var. Sonra dedi ki ben Jerusalem Kudüs başkenti olarak tanıyorum. Bırakın Tel Aviv'i. Tam anlamıyla Oslo anlaşmasına bomba atmak oluyor. Bu Oslo anlaşması Birleşmiş Milletler içerisinde Amerika'nın liderliğinde yürütülen bir aslında Filistin-İsrail uyuşmazlığını çözme anlaşması. Sonra dedi ki 5+1 anlaşması var. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu'nun gündemine götürülen İran'ın nükleerleştirilmesinin engellenmesi sağlayan komprehensif deniyor anlaşma. Kısadında komprehensif var. Yani kapsamlı bir anlaşma. Ve gerçekten bu anlaşma tatbik edildiğinde İran'ın bir şey yapma imkanı yok. Anlaşma gayet teknik olarak İran'ın elini kolunu bağlamış durumda. Ama ben buna çekiliyorum dedi. E nasıl çekiliyorsun? Sen bir önceki başkan buna imza attı. Sonra bu sırada anlaşmalar böyle bir kişinin çekilmesiyle falan yani öyle ortadan kalkan şeyler dedi. Ama çekiliyorum dedi. Niye çekiliyorum dedi. Çünkü bugün Amerikan dış politikası A'dan Z'ye İsrail'in denetimine girmiştir. Daha evvel de denetimdeydi ama A'dan D'yeydi, E'yeydi. Böyle A'dan Z'ye ilk defa giriyor. Dolayısıyla şu an Amerika bir istikrarsızlık konusudur dünya barışı açısından. Ve bu durumu böyle sürdürürse ki tahmin ediyorum sürdüremez. Ama mesela YPG bir Kürt oluşumu değil mi? Suriye'de ben bu Kürt oluşumu destekliyorum diyor. Peki hani Kürtler terörist faaliyetlerinde bulunan Kürtler bunlar. E terörizm hani NATO'ya göre suçtu. Hani insanlık suçuydu, mahkemeleri var. Terörizmi siz yapanlarla yan yana koca bir devlet nasıl bulunabilirsiniz? E ben bulunuyorum diyor. Sizin hiçbir askeriniz yok yere koyacak. Yani bunlarla işbirliği yapıyorsunuz. Yani bu yanlışlıklar tabii büyük devlet olmanın avantajları yapan yanlışlıklar. O bakımdan gelecek Amerika'nın nasıl denetleneceği noktasında yoğunlaşmalıdır. Bunun metotları var, bence olabilir.
Ama şu an AB-Amerika ilişkileri zayıflamıştır. NATO içinde Atlantik ötesi ilişkiler zayıflamıştır. Türkiye ile de bir S-400 krizi süre gelmektedir. Karadeniz hemen her gün problemdir. İsrail siyasetinin koruyucusu, Amerikan çıkarlarından çok uzak düşen Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları denetlenirse dünya barış ve güvenliği daha uygun olacaktır. Bize düşen yasalardakileri tatbik edilmesini istememizdir. Örneğin siz Washington Anlaşması, yani Atlantik İttifakı'nı kuran anlaşmanın ikinci maddesi, üyeler birbiriyle ekonomik işbirliği ve dayanışma içinde olacaklardır diye maddesi var. İkinci madde. Ben Türkiye'yi ekonomik olarak çökertirim, cezalandırırım diye bir beyanda bulunursanız, ortada sizin kurduğunuz hani Amerikan barışı, Pax Americana, bunun içindeki bütün unsurlar yıkılmış olur. Dolayısıyla böyle şeyler oluyor. Şimdi Türkiye için NATO içinde bulunma mecburiyeti var mıdır? Yani sınıf arkadaşlarım dahil herkesten bu sualleri alıyorum. Önce şöyle bir parantezine bilgi vereyim. Türkiye'de herkes NATO'cudur. Yani NATO'yu herkes bilir. En azından böyle bir kendine güvenleri vardır. Ama durum da bu değildir. NATO'da aşağı yukarı 100 bin kişi aktif haldedir. Bunların 6-7 bini planlayıcıdır. Uçaktaki pilot da NATO emrine girer çıkar. Gemi de NATO emrine girer çıkar. Hepsi NATO'cu olur. Ama bir de işin mutfağında pişirilirken olan bitenleri gözleyenler vardır. Bence onların ne dedikleriyle yola çıkmakta selamet vardır. Bu bağlamda birkaç konu başlığına değinmek istiyorum. Yani bu konu çok sıklıkla soruluyor. Bu konuda benim 20 civarında karşı argümanım var. Yani NATO dışında Türkiye'nin güvenliğinin olmaması gerekiyor. Yani ben sadece 3 tane başlığı burada alıp geçeceğim. Sorarsanız diğerlerine bakarız. Şimdi siz NATO üyesi değilseniz nesiniz? Çıktınız. NATO üyesi değilsiniz. NATO'da 29 üye var. Siz çıktınız. Kaldı 28 üye. Siz bu 28 üyeyle tarihten gelen coğrafyanın yarattığı mecburiyetler kapsamı dost tane ilişkiler içindeyseniz tabii çıkarsınız. Değilseniz ne olur? Ulan herhangi birinin çıkaracağı patırtı sizi doğrudan doğruya kalan 28 ile ittifakla Türkiye arasında savaşa yol açar. Örneğin çıktınız dışarıya ve hem İsrail hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi girdi içeriye. Şu an onlar girmek istiyor, Türkiye tutuyor onları dışarı. Kabul etmediği için bir sorun çözülmüyor. Böyle bir ortam. NATO oldu, 28'e düştü, 2 üye aldı, 30 üyeli oldu ve Türkiye dışında tek başına. Türkiye'nin Kıbrıs'a sorunu var mı? Var. Filistin'de sorunu var mı? Var. Ege'de sorunu var mı? Var. Bunların herhangi biri çatışmaya yol açacak kadar kızgınlaşabilir mi? Bence her an. Her an olabilir. O zaman ne olacak? O ülkede siz bir siyasi gerginlik, sonra askeri tırmanma, sonra askeri çatışma yaşayacaksınız. Çatışma yaşadığınız an karşı taraf diyecek ki NATO Anlaşması'nın 5. maddesi birimize yapılan saldırı, hepimize yapılan saldırıdır. Hep beraber çullanalım üstüne. Olmayacak mı? Kesin olacak. Seyir nasıl olursa ki bundan farklı mıydı? O zaman şartlarının NATO'suydu aslında olan bir tane. İkinci olarak bakalım ne olabilir? Varsayalım ki NATO gelişen bir sürü olumsuzluklar sonucunda dağıldı. O zaman ne olur? NATO dağıldı. Bence birinci bir yarımdan evvel ne olduysa olur. Ne oldu? Taraflar çıkarları ve çıkar birliği olan gruplar arasında kamplaştılar. Sonra oturup birbirine saldırdılar. İkinci dünya harbinden evvel yine aynısı oldu. Birleşmiş Milletler üçüncü dünya harbini önledi diye NATO çökünce böyle bir şey engelleyebilecek durum ortada olmayacaktır. Öte yandan NATO üyeliğine kabullenmek pahalı bir iştir. Bedel isterler. Bakın Gürcüler Amerika ile beraber Irak'ta alay seviyesinde savaştılar. Gürcüleri partner yaptılar. Polonya Amerika'nın askerleriyle beraber Irak'ta bir Tugay'ını bulundurdu 3 sene. Polonya'yı bundan sonra NATO üyesi yaptılar. Komutanı da benim yardımcım oldu NATO'da. Oradan bütün hikayeyi biliyorum. Yani NATO'ya girmek için biz Kore'de 15 bin askeri direkt sıcak çatışmanın içine yolladık. 3 bin kayıp verdik. Bunların yakınları hala gazi maaşları alıyorlar. Dolayısıyla biz de bedel ödedik. Üstelik biz soğuk savaş boyunca da bedel ödedik. 1960 krizinde, Küba krizinde nükleer silahlar üstümüze çevrildi. Bizdeki Jüpiter füzelerinin karşılığını
Küba'ya koymak istediler. Bizim gıyabımızda füzeler kalktı gitti, nükleer açıdan savunmasız bırakıldı. O günden bugüne topraklarımıza nükleer taktik silahlar bulunduruyoruz. Yani Soğuk Savaş'ta bedel ödedik. Kore Savaşı'nda bedel ödedik ve NATO üyesi olduk. Şimdi NATO'dan çıkalım deyince bu bedeli bize kimse geri ödemeyecek. Başka da bir yere girmemeyeceğiz. Bundan da bize saldırabilecek bir konuma gelecekler. Ben bu oyunu oynamam o zaman. Yani bu bana çok zarar verecek bir oyun gözüküyor. Öte yandan NATO nükleer savunma sağlar. Türkiye'nin bir nükleer savunması yok. Dolayısıyla biz NATO'dan çıkmayı düşünüyorsak bugünkü konvansiyonel askeri gücümüzü behemmal nükleer hale getirmemiz gerekir. Bunu yapmak çok zordur. Bilgi açık değildir. Teknoloji açık değildir. Zordur. Kışkırtılmaktayız böyle yapmak için. Görüyorum birçok yani subliminal mesaj veriliyor yazılan çizilen içinde. Olsun Türkiye isteniyor. Bence olmasın Türkiye böyle bir şey. Türkiye'nin siyasi kültürü de buna izin vermiyor. İsrail'in nükleer silah sahibi olduğunu 20 sene sonra dünya fark etti. Bizde birinci gün basında manşet olmazsa iki bileğimi keserim. Birinci saat dur. Her yer, nükleer silahımız var, karışmam ha filan. Bunlara oluruz. Herkes cürmü kadar yer yakar, biz adamı böyle bir yakarız ki filan. Bunlar hepsi basına düşer. Maazallah, Türkiye nükleer bence çok kötü olur. Dolayısıyla Türkiye ucuza güvenlik sağlıyor. Ucuza nükleer şemsiye sağlıyor. Birileri diyor ki, efendim İsrail bize nükleer silah saldırırsa NATO bizi korumaz. Mesela böyle makaleler var. Şimdi ben bu o kadar absürt bir düşünce ki buna cevap vermek bile seviye kaybına yol açıyor. Yani İsrail NATO'ya girmek istiyor. Bir NATO üyesine nasıl saldırır? İsrail ile Türkiye bölgedeki demokrasinin iki örneği. Başka yok. Bakın doğuya bakın, güneye bakın. Hiçbir yerde yok öyle bir şey. Yani sürekli eğri de olsa, doğru da olsa bir demokratik geleneği yaşatmaya çalışan, seçimle hükümetler değiştiren iki tane devlet var. İkisi de teknolojik eşiği aşmış durumdalar. İkisi de büyük bir ekonomik varlık. İkisi de çok iyi ticaret içinde. Günde 13 defa hava yolları birbirine sefer yapıyor. Günde 13 sefer niye yapar bu uçak bunu? Çünkü giden gelen var. Tüccarlar var, teknoloji değiştirme yapanlar, ilaç sanayi, silah sanayi, elektronik sanayi. Bunların hepsinde işbirliği yapıyoruz. Siz bakmayın siyasetçi attı mı mangalda kül bırakmıyor ama Türk-İsrail ilişkileri, o mavi akımla yapılan teknelerin yarattığı problemden iki misli daha iyi şu an ekonomik olarak. Ha Doğu Akdeniz birazdan konuşacağız. Gaz ve petrolde durumumuz aynı mıdır? Hayır değildir. Orada durumlar biraz farklıdır. Şimdi bir de Türkiye-Amerika ilişkilerine kısaca bakalım. Şimdi Türkiye ile Amerika uzun yıllar birbirine stratejik partneriz diye. Stratejik, bizim stratejik ortağımız. Türkiye-Amerika stratejik ortak gibi yanlış bir algının parçası olarak ilişkileri yürüttüler. Bunun böyle olmadığını Kıbrıs Harekatı ile ilgili, Afyon'la ilgili, ambargolarla ilgili biliyoruz. Ama başka şeyler de var. 1 Mart 2003'te Büyük Millet Meclisi Amerikan askerlerinin Türkiye'nin kuzeyinden Irak'a girmesine engel olunca bir tezkereyle Amerika bunu meclistekileri bulup cezalandırmaya gitmedi. Türk askerini cezalandırmaya gitti. Olaydan 4 ay sonra 4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de 20 kişilik özel timimiz, özel kuvvetler mensubu arkadaşlarımız Amerikan üstün kuvvetleri tarafından kuşatıldı, derdest edildi, kafalarına çuval geçirildi ve 3 gün haksız olarak tutuklu bulundurdular. Bu ne savaş hukukunda var, ne ittifak hukukunda var, ne komşuluk hukukunda var. Hiçbir yerde yok. Tam bir baskın. Kepazelik aslında. Bir de 1975-78 arası ambargomuz var. 1992'de muavinet muhribini Saratoga uçak gemisi vurdu. Gemi komutanı dahil 4 subay öldü. 18 kişi yaralandı. Yani nereden çıktı bu şimdi? Orada Goliath'ın intikamını aldık ya. Bilemiyorum. Yani bu olaylar Türk-Amerikan iddia edilen stratejik ilişkilerini dibe vurmuştur. Hala o diptedir bence. 27. yansıdayız. Amerika'nın Türk ekonomisini mahvederiz açıklaması belirttiğim gibi hem bu olumsuz durumu arttırıcıdır hem de anlaşmalar hukukuna aykırıdır.
Türkiye'nin güneyinde İsrail'e dost bir bağımsız Kürt devleti kurma planları. Bu amaçla Kürt PKK yanlısı, işte YPG ile işbirliği yapması Amerika'nın Türkiye nezdindeki güvenilirliğini azaltmıştır, çok azaltmıştır. Yerel askeri yerine terör grupları işbirliğine giremeyebilirdi. Koca Amerika terörist işbirlikçisi konumuna kendini sokmuştur. Ama bana kalırsa zaten jeopolitik sebeplerle bölgede İsrail'e müzahir bir Kürt devleti kurulamaz. Yani bu Amerika'da da bunu söyledim. Ocak ayında orada konuşmacıydım. Böyle bir Kürt devletini kurmak Amerika'nın 100 yılını alır. Yaşatması da bir o kadar daha alır. Bence yaşayamaz. Sual olursa onu konuşuruz. Türkiye'nin güvenlik politikaları içerisinde Amerika'ya hayır denme gücünün muhafaza edilmesi gerekir. Hayır denebilmelidir. Çünkü Amerika o kadar güveniyor ki kendi üstünlüklerine. Kimsenin kendisine böyle bir şey diyemeyeceği savıyla hareket ediyor. Ama bana sorarsanız, ben son 20 yıl, yani 40 yıl meslekte kaldım. Son 20 yıl Türkiye'deki bürokratların, bilim adamlarının, politika üreticilerinin, siyasetçiler hariç Amerika'nın tehlikeli yönlerini gören insanlardan oluştuğunu ve buna göre politika oluşturduğunu gördüm. Siyasetçilerin ne yaptığı uzun bir konu. Onun için bakamıyoruz. Bununla birlikte Amerikasız yapabilir miyiz? Gerçekçi olan yapabilir miyiz? Şimdi dünya tek kutuplu olma düzenini devam ettiriyor. Yani evet Çin ve Rusya'nın kıpırdanmaları var ama daha o kadar büyük bir güç, global güç halinde değiller. Amerika ekonomik bir güç. Dünya ekonomisi %25'ini kontrol ediyor. Dünyada kullandığımız rezerv para Amerika'ya ait. İkinci Dünya Harbi'nin bir ganimeti olarak. Amerika öyle büyük bir Dışişleri Bakanlığı'na sahip ki, yani ordu gibi, yani 300-400 bin kişilik bir kuvvete sahip, dünya üzerindeki uluslararası örgütlerin hepsinde köşe başından tutmuş vaziyette. Yani gidip onlara böyle kafadan bodoslama çarparak bir şey, karar çıkartma şansınız yok. Dolayısıyla böyle bir uluslararası ortamda Türkiye Amerika ile ilişkilerini sürekli gergin tutabilir mi? Buna gücü yetebilir mi? Bundan çıkar yaratabilir mi? Bence ne kazanır ne kaybeder buna iyi bakmak lazım. Yani kafa tutmak kolay da sonuçlar olacaktır. Tabii Türkiye'nin böyle sadece ittifaklar içinde bir güvenlik ilişkisi yoktu. Türkiye'nin de ikili ilişkileri var. Yani bu iki ilişkilerle Türkiye bir yerlere gidebilir. Böyle düşünceler var tabii. Ama bakıyoruz, Türkiye aslında burada ihtişamlı yalnızlığı seçmiş. Herkesle kavga ederek sıfır dost dönüşmüş. Bu arada ne görüyoruz? Son 20 yılda Türkiye 55 ülkeye mentorluk yapmış. 55 ülkeye ilişki kurmuş, abilik yapmış. Bu 55 ülkede tesadüfen hepsi NATO üyesi veya NATO partneri olan ülkeler. Çünkü siz hayır derseniz bunların ne partner olması ne NATO üyesi olması mümkün değil. Dolayısıyla onlar da size yumuşağından yaklaşmışlar. İlişkilerini bir süre iyi götürmüşler. Birkaç sene ama kritik bir oylamada bakıyorsunuz onlar yanınızda yok. Dolayısıyla Türkiye'nin bu ikili ilişkiler yoluyla çoklu ittifaklarla sağladığı güvenlik ortamına alternatif yaratma şansı var mıdır derseniz bence yoktur. Çünkü öyle bir ilişki yoktur ortada. Vardı ama şimdi yoktur. 29'a gelelim. Bu arada milli savunmamız çok bugünlerde popüler konuşuluyor. Milli savunmamız şöyle asarız böyle keseriz. Değil mi? Türkiye bu işe çok geç başlamıştır. 1983 yılında. Yani milli savunmasını oluşturmaya 1983 yılında başlamıştır. Nedeni basit. Para yoktu. Türkiye'nin Kıbrıs harekatını yaptığında dış ticaret hacmi 3 milyar dolardı. Yani bugün biliyorsunuz 300 milyar dolar belki. Ama 83'te başlayıp bugün nerede duruyoruz derseniz şurada duruyoruz. Şu an yılda 2,5 milyar dolarlık silah sanayi üretimini ihraç ediyoruz. 2,5 milyar dolar büyük bir rakam. Bunu ne kadarlık bir savunma bütçesi için konuşuyoruz? 20 milyar dolar Türkiye'nin yıllık savunması. Hani personel giderleri, kullandığı araçlar, yenileme, modernizasyon, tatbikatları, atışlar tamamı 18-20 milyar dolar arasında değişiyor. Yani 18 de aslında 2 milyar dolar da hazine garantili kredileri tuttuğu miktar var.
Şimdi 20 milyar dolarlık bir bütçede 2,5 milyar dolar ihracat yapmak aslında güzel bir şey. Bu zaman içinde 5'e 10'a 15'e çıkabilir. Burada İsrail bizim önümüzde 3,7 milyar dolarlık ihracat yapıyor bizden. Çok daha küçük olmasına. Fakat bu ihracatta dışa bağımlılık yüksek. Hele bazı kuvvetlerde çok çok yüksek. Yani bu bağımlılık sizin Amerika'da amiyane tabirle papaz olduğunuz zaman yapamaz hale getirir sizi. Bugün Türkiye'nin ürettiklerinin de alıcısı büyük ölçüde Amerika. Yani %40'ı Amerika'ya satılıyor üretilen silahları. Amerika alıyor, ne yapıyor onları bilmiyorum ama yani bir yerlerde kullanıyor. Dolayısıyla kimlerin zihninde efendim bağımsız davranalım ne olacak yani biz Atatürk bize bağımsızlık bizi miras olarak bıraktı öyle yapalım. Ama öyle değil işte. Uluslararası ilişkiler teorisi ülkelerin ne kadar birbirine bağımlı olduğunu inceliyor. Yani bağımlıyız. Ha, Amerika'da başka ne bağımlı? Bakın Amerika'da Japon teknolojisine bağımlı. Silah endüstrisinde. Ama Japonya 2. Dünya Harbi'nde emniyeti aldığı için bütün yasalarıyla, anayasası dahil orada Japonya'nın kıpırdamasına izin vermiyor. Hani ben üretmiyorum bu çipi diyemiyor Japonya. Üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Dünya çapında da Amerika onları dağıtıyor, satıyor. Türkiye'ye de dahil veriyor. O bakımdan göreceli bağımlılık artık bugün esastır. Göreceli bağımlılıkta da Türkiye kendisini bu bağımlılıklar arasında bulacağı yol ve akarsularla akacağı istikamete doğru yönetmelidir. Yine S-400, F-35 bağımlılıklarımız da var ama onu suale bırakıyorum. Şimdi akıllardan geçen şöyle bir şey var. Mevcut anlaşmalar ve Şangay İşbirliği Örgütü dikkate alındığında bizi koruyan Lozan, Montreux, Birleşmiş Milletler anlaşmaları, Brüksel, Washington, Londra, Zürih anlaşmaları ve bunları destekleyen kimi anlaşmalar yanı sıra acaba Şangay İşbirliği Örgütü olabilir miyiz? Bu sual izimden açıkça benim katıldığım birçok oturumda gündeme geldi. Bazı arkadaşlar böyle çok güçle bunu savundular. Benim düşüncelerim biraz farklı. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü NATO'ya alternatif bir örgüt değil. Kuruluş amaçları içinde yok. Ve toprak bütünlüğünün koruması gibi bir rolü yok. NATO'nun böyle bir rolü var. Toprak bütünlüğünüzün emniyeti alınması. Yani sadece bunu lafta bırakmıyor. Örgütlü, beraber hareket edebilen, entegre olmuş bir askeri güç var arkasında. Entegre askeri güç demek düdüğü çaldığınız zaman birkaç milyon kişinin o ülkelerden toplanıp tehlikede olan yere getirilebilmesi demek. Şangay İşbirliği Örgütü'nün böyle bir altyapısı yok. Böyle bir kuruluş amacı yok. Bilindiği gibi bu Şangay Beşlisi Varşova Paktı'nın yıkılmasından 10 yıl sonra ve Şangay Beşlisi'nin transformuyla 15 yıl sonra 2001'de kuruluyor. Amacı üye ülkeler arasında karşılıklı güven. Bakın, tamamen bir uluslararası ilişkiler örgütü. Yani bir güvenlik örgütü değil. Güven, iyi komşuluk ve dostluk, bunların güçlendirilmesi, bölgesel barış, bu sınır çatışmalarının engellenmesi manasını okumak lazım. Güvenlik istikrarın korunması için ortak çaba sarf edilmesi, ayrıca siyaset yapılması, ekonomik işbirliği, bilim, teknoloji, kültür, eğitim, enerji konularında işbirliğini geliştirmesi. Göreceği gibi bunların hiçbiri bize NATO'nun benzeri bir güvenlik şemsiyesi sağlayan hedefler değil. Dolayısıyla bir kolektif savunma yapılacağına dair bir öngörüsü yok, bir maddesi yok, bir taahhüdü yok. Daha önemlisi böyle bir askeri entegrasyonu yok, askeri birlikleri yok, ortak lisanı yok, ortak standartları yok, ortak coğrafi alanı tanımlanmamış. NATO'nun bir coğrafi alanı vardır tanımladığı, bu alanın dış sınırlarını korur NATO. Bundan öyle bir durumu da yok. Tabii bu Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyeleri de Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan. Bunlar kurucular. Geçen sene bunlara Hindistan ve Pakistan katıldı. Hemen arkasında birbirine savaş yaptılar. NATO'nun üyeleri arasındaki savaşı engelleme diyalog platformu vardır. Siz bugün gece yarısı savaşa kalksanız 15 dakika içinde NATO alarma geçer ve sizin bu savaşınızı engellemek için bütün diplomatik kanalları açar. Ama bu örgüt öyle bir şey yapamaz. Yapamadığı açık belli. Hindistan'la Pakistan daha geçen ay birbirine girdiler. Adamlar öldü. Sınırlar geçti. Aslında benim gördüğüm tamamen iç politika yönelik bir eylemdi. Ama oldu. Şimdi bunların da gözlemci üyeleri var. Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Afganistan, Moğolistan, İran, Beyaz Rusya.
diyalog ülke arasında da Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal var. Öte yandan özetle belirtmek gerekirse Şangay Sözleşmesi Türkiye'nin genel güvenlik kaygılarının bir karşılayıcısı örgüt değil. Biz istediğimiz için de şekil değiştirip olamaz. Öte yandan bizi davet eden de yok. Yani gelin buraya örgüte üye olun diyen de yok. Başka bir şey diyen var ama örgüte gelecekseniz, aday olacaksanız önce NATO'dan çıkın diyen var. Ama bakalım İran durumu neymiş burada? İran başvurmuş, beni üye yapın demiş. 11 yıldır bekliyor. 11 yıldır İran daha üye yapılmadı. Yani dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'yle ekonomi yapılabilir. Ama uluslararası güvenlik işbirliği yapılamaz. Şimdi fazla da dikkatlerinizi dağıtmamak için birkaç noktayı belirterek kapamak istiyorum. Yine anlaşmalara dayalı birkaç güvenlik paradigmasını Türkiye'yi bu sefer hedef alarak ele almak için. Şimdi Türkiye üç tarafı denizlerle çevirir bir yarımada devleti. Onun için denizlere önce bakalım, sonra karasına bir geçeriz. Şimdi Karadeniz güvenliğini konuştuk. Karadeniz güvenliğinde Türkiye burada Amerika'ya muhalif, onun etkisiyle yapılan işlerin alternatif olarak kendi güvenlik örgütlenmesini bu bölgede kullanıyor. Ne yapıyor? Bir sonraki. Bir defa Karadeniz güvenliği, ilk başta hatırlattığım gibi Boğazların güvenliğiyle iç içe. Ama bunun devamında Türkiye bu denizlerde bir tane Black Sea 4 denen bir görev grubunu sahildarların katkısıyla işletiyor. Bu 2001'den bu yana çalışıyor. 2004'te ise bir Karadeniz uyum harekatını başlattı RSEN. Buna da sahildarları davet etti. Birkaç tanesi buna yeşil ışık yaptı. Sonra Karadeniz Ereğlisi'nde bir merkez kurdu. Bütün askeri harekatı oradan yönetiyor. Bütün amacı Karadenizler Karadeniz'e sahip çıksın. Başkaları bu konuyu karışmasın. Esas amaç bu. Sonra Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında işbirliği kuruldu. Bunlar network altında. Bütün kaçakçılar bir tarafından görülüyor. Kim nereye operasyon yaparsa görüyor. Kim kime istihbarat verirse görüyor. Tabii biz burada çevre koruması için Bükreş Anlaşması'nı zaten yürürlükte tutuyoruz. Bir yerde de tabii Karadeniz İşbirliği Anlaşması, Ekonomik İşbirliği Anlaşması da var. İşte bu ortamda biz buraya girmesek, NATO buraya girmese yeterliyiz biz burada kıyıdaşlar olarak. Sahip çıkıyoruz Karadeniz'e diyoruz. Buna rağmen NATO oraya geliyor. NATO'nun daimi deniz kuvveti var. O oraya yılda iki defa tatbikat yapmaya geliyor. Amacı güvenlikle falan niks yok. Onların hepsi şekli şeyler. Esas amaç Rusya'ya biz buradayız. Kafamızı kızdırırsan sıkıştırırız mesajını vermek. Karadeniz ayrıca bakın bunlar bu yansıdakiler bir partner nasıl adam ediliyor? Yani NATO'nun bir ortak üyesi. Burada bir gerilik yansıya gelelim. Evet bakın burada bir menajman programı var. Bunun alt setleri var. Komuta yapısında bunları alıp kullanıyorsunuz bu ortak ülkeleri. Bunlarla işbirliği programları, standartlaştırma programları yürütüyorsunuz. Ve bunların kendi ülkelerinde savunma reformları yapmasını istiyorsunuz. Yani savunma reformu deyince aklınıza bir saldırgan bir gücü varsa saldırgan güçlerini tasfiye ediyorsunuz. Elinde mayın varsa kaldıran diyorsunuz, imha ediyorsunuz. Başka standartları NATO'ya çevir diyorsunuz. Bu eski Doğu bloku silahlarını at, NATO'daki ülkelerden silah al manasına geliyor. Sonra ben seni üye alıp büyüyeceksem diyorsunuz. İşte bu membership action planları, taahhüt planı bunlar. Bunları yerine getir, tamamını onayladığım zaman alırım diyorsunuz. Böyle birçok madde var. Bu maddelerle o ülkeyi dikensiz gül bahçesi haline getiriyorsunuz. Ondan sonra NATO üyesi yapıyorsunuz. Adam zaten bir 10 yıl ne olduğunu şaşırıyor. İçine girdikten sonra oradan oraya sürüklenirken anlıyor ki birileri altını oyuyor ama o sırada zaten işler bitmiş oluyor. Evet, devam edelim öbür yansıya. Şimdi bu Karadeniz'deki hukuksal sorunların çözüldüğüne dair liste. Bu denizde deniz çatışma alanı yok. Herkes herkesle uyum içinde. En son Romanya ile Ukrayna arasında bir sorun vardı. 2 sene evvel çözüldü. Karadeniz hukuken de stabil bir yer. Bir sıkıntı yok. Kirlenme dışında. Devam edelim. Ege'ye geçelim. Şimdi bu denizde bizim çatışma riskimiz çok yüksek.
bu denizde bizim bir zaman saydığımızda 100'ün üzerinde problemimiz vardı komşumuzla. Ama ana fikir 3. Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklanıyor. Hani 1. Deniz Hukuku Sözleşmesi 1958'deki sözleşmeyle ortaya çıktı. 82'de yapılan 3. Deniz Hukuku Sözleşmesi devam etti. Şimdi yerleşik hale aldı. Yani birçok yasal yetki çatışması var. Egemenlik çatışması var. Hava sahası çatışması var. Yan sınır çatışması var. Kirlenme var. Tarihsel haklara el atma var. O var, bu var. Yani burada çok sorunumuz var. Bu sorunları biz nasıl denetim altına tutuyoruz? Yani statükoyu nasıl koruyoruz derseniz, bence orada iki şey yapıyoruz. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'te aldığı Ege'de karasuların 6 mil ötesine artırılması eylemi askeri güçle mücadele edeceğimiz savaş sayılır diye bir karar var. Yani bu şekilde yazılmış değil ama bu şekilde anlaşılmış bir karar. İkincisi de Kıbrıs'ın durumu. Yani Kıbrıs'ın jeopolitiği bizi Ege'deki statükonun bozulmasına engelleyici bir güç veriyor bize. El üstünlüğü veriyor. Dolayısıyla Kıbrıs'ta statüko korunduğu sürece Ege'deki statüko da korunabilmiş oluyor. Böyle bir mahkumiyet durumu var birbirlerine. Evet, diğer yansıya geçelim. Burası da meşhur Akdeniz. Akdeniz'de tabii Türkiye Kıbrıs'ın garantörü olmaya devam ediyor. Her ne kadar İngiltere ben vazgeçebilirim gibi beyanda bulunduysa da. Ama Deniz Hukuku'nun getirdiği yeni egemenlikler var Kıbrıs'ta. Gerilim denizde bulunan petrol ve gazın varlığıyla oluşmaya başladı. Bu petrol ve gaza şu sol üst yansıdaki çerçeve bakarsak, bu çerçeve bizim olan olduğunu iddia ettiğimiz şu hattın burada Yunanistan, burada Kıbrıs tarafından elimizden alınmaya çalışması mesajıdır bu. Biz de şu aşağıdaki gibi, bakın buradan şöyle geçen bir hat var. Burayı 18 Mart'ta ilan ettik. 18 Mart 2019'da. Bunun batı sınırı 28 derece doğu tuğrulundan geçiyor. Böyle bu şekilde çizim etler şöyle geçiyor. Dolayısıyla Türkiye burada kıta sahanlığını 15 yıl aradan sonra tekrar yayınladı ve batı sınırını çizdi. Daha evvel burası vardı. Batı sınırını çizdi. Tabii Yunanistan da buna karşılık bir sonraki yansı galiba. Evet, Yunanistan da bunu yayınladı. Yani Türkiye bizi mahvediyor, buraya hilal falan koymuş böyle. O Yunan tarafları. Panik içinde. Bunlar bir yere varır mı derseniz, bir daha devam edelim. Yok, bir geri gelelim, orada kalalım, bir öncekisine kalalım. Bunlar bir yere varır mı derseniz, çözüm seçeneklerine sunmuş vaziyetteyiz. Yani, burası benim kıta sahanlığım, siz de burada bir şey yapmak istiyorsanız gelin benimle uzlaşın. Yani müzakere edin. Senin mi benim mi tartışalım. Haritalara yazalım, çizelim. Şunu bunu yapalım. Kıbrıs'a gelince Kıbrıs'ın etrafındaki sahalar. Bir önceki yansı. Kıbrıs'ın etrafındaki sahalarda, şuralarda. Tabii Kuzey Kıbrıs'ın da hakkı var. Çünkü Kıbrıs'ta sonuçta bir anayasa var. Daha değişmedi. Anayasanın değiştirilecek maddesi zaten Türklerin mutlaka onayın alınarak değiştirilebiliyor Kıbrıs Anayasası. Dolayısıyla her ne kadar uluslararası tanıma Kıbrıs'ın güney kısmına Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tanıma bahşetmişse de bu haklı ve hukuka uygun bir bahşetme değil. Çünkü anayasası bir ülkeyi yönetiyorsa o ülkenin anayasasında öyle yazmıyor. Karar süreçlerinde öyle yazmıyor. Ama bunlar bu anayasayı 1963'te gasp ettiler. Bugünün konusu değil. Sonra yavaş yavaş uluslararası ortam şekillendi. Ama bu demek değildir ki Kıbrıs'ın malları sadece Güney Kıbrıs'a aittir. Öyle bir şey de yok. Mesela Türkiye geçen haftalarda buraya gitti 18 Mart'ta. Bakın şurada Kıbrıs'ın güneyine buraya gitti. Şuraya gitti. Ve orada sondaj gemisi yolladı oraya. Derin sismik yaptı. Onun üzerine panik oldular. 18 Şubat'ta Birleşmiş Milletler'e şikayet ettiler Türkiye'yi. Türkiye'de 18 Mart'ta bir ay sonra bunu yayınladı. Yani bunu şuradan böyle geçecek şekilde yayınladı. Bunu da buradan geçecek şekilde yayınladı. Ve dedi ki bunun batısı kıta sahanlığını ilgili devletlerle onlar da kıta sahanlıklarını şekillendirdiğinde tekrar müzakere edeceğim. Dedi ki normal usuldür. Karadeniz'de de böyle yapılmıştı zamanında. Dolayısıyla burada Türkiye barışçı bir mekanizma sürdürüyor. Ama askeri varlığını da burada bulunduruyor. İşler ters giderse buna müdahale edeceğinin beyanını da bulunuyor. Kıbrıs'ta deniz ve hava üsleri kurmaya çalışıyor. Ama başka ne yapıyor? Karşı taraf bir kamplaşma içinde. Bugün Güney Kıbrıs'ın mekik diplomasi sonucunda Mısır, Güney Kıbrıs, Yunan tarafı, İsrail bunlar dörtlü bir
ittifak içinde hareket ediyorlar. Bölgede gaz çıkaranlar diyelim. Türkiye doğalgazını çıkartırken bir savaşa yol açmalarını engellemeye çalışıyor. İşler kötü giderse Amerika'da onların yanında olacağına dair şu an kongrede bir karar kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde karar şimdilik beklemede. Yani oradan geçmedi. Aleyhte sesler var. Aynı şekilde F-35'ler için de bu durum var. Yani birileri basına böyle bilgi veriyor ama sonuçta bu silah şirketlerini ilgilendiren bir konu. Yani Türkiye'nin bu silah şirketiyle anlaşmasının toplam bedeli 15 milyar dolar. Bunun cezai maddelerini işlettiğiniz zaman binlerce, milyarlarca zarar ortaya çıkardı. Dolayısıyla hani bunu kongrenin demesiyle işler öyle yürümüyor. Sonuçta Amerika dediğiniz nedir? Şirketlerden oluşan bir devlet değil mi? Corporate State, Amerika'nın bilinen adı. Yani United States değil, Corporate State. Dolayısıyla madem ki bir devlet şirketlerden oluşmuştur, şirketlerin ne dediğine de dikkat etmek zorundadır. Burada Lockheed Martin yapıyor, dünyanın en büyük beşinci şirketi, bu F-35'leri. Lockheed Martin'in zaten projesi gelişmiş, gecikmiş 4 sene. Şimdi Türkiye'deki 15 milyar dolar üretim alıp başka ülkelere verecek olsa bir 4-5 sene daha gelişecek, gecikecek. Bunların hepsi zarar. Tazminatlar, şunlar, bunlar yani böyle yumak hale gelmiş bir konu. Şimdi siyasetçiler bakıyor, sonra iş adamları bakacak tabii. Şimdi denizlerdeki durumumuza gelince, biz şu deminki yansımız bir daha. Evet, bu sondan üçüncü yansımız. Türkiye Deniz Hukuk Sözleşmesi ile aslında hem Akdeniz'de hem Ege'de yani sorunlarla karşı karşıya. Biz de Deniz Hukuk Sözleşmesi'ne taraf değiliz. Taraf niye değiliz? Çünkü Ege'deki özel durumlarımız sözleşme hazırlanırken dikkate alınmadı. En önemlisi adaların kayıtsız çağrısız karasuları olabileceğiydi. Kayalıkların dışındaki bütün adaların ekonomik ve kıta sahanlığı olacağıydı. Rezervasyon konulmasının yasaklanmasıydı. Zorunlu çözümleri baştan imza ederken sözleşmeyi kabul etmenizdi. Bunlar bizim Kıbrıs'ta Ege'deki sorunlarımızı aleyhte ettiği için Türkiye buna taraf olmadı. Taraf olmadığı için canı sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Taraf olmadığı için kayıpları var mı? Var. Ama riskleri de çok büyük. Bir gün Ege'deki sorunları çözersek, bana göre çözüm var. O zaman biz de taraf olabiliriz diye düşünüyoruz. Yani Türkiye'de düşündüğünüz sözleşmesine taraf olabilir diye düşünüyorum. Bu bizi getirir kara kuvvetlerinin durumuna. Son konumuz. İlerleyelim. Evet. Şimdi burası Suriye cephesi. Ekim 2018'deki sınırlara göre. Biliyorsunuz Türkiye bu bölgede bir Kürt devleti kurulmasını engellemek için bazı yerlere askeri müdahale bulundu. İdlib'de savaşçılar ve yanında bir sürü insan ölmesin diye gözetleme noktalarını Rusya ile beraber götürmeye çalışıyor. Ki bir yere varmayacağı anlaşılıyor. Bugünkü haberlerde bölgeye askeri birlik kaydırılıyordu. Türkiye'nin bu bölgedeki istikrarsızlığı bir an evvel düzeltilmesi yönünde çabaları var. Bu çabaları baştan tabii doğru değildi. Merkezi hükümetin aleyhinde girişimlerle bunu başladı. Ama sonunda Türkiye'nin burada Amerikan-İsrail işbirliğiyle bir Kuzey Kürt şeridi kurulmasına ki yani şöyle düşünülüyor. Aslında Amerikalılara göre burayı üçe bölmek lazım. Irak'la beraber. Bu aşağısını Şii devleti, ortada Sünni devleti, üstte de Kürt devleti olsun istiyorlar. Bu Kürt devletini denize çıkarmak istiyorlar. Burası denize çıkmadığı sürece yaşama şansı sıfır. Denize çıkmamış bir devletin hele hasımlar tarafından kuşatılmışsa ayakta kalma şansı sıfır. Bakın yani %1-3-5 demiyorum, sıfır diyorum. Onun için burada askeri hareket yapılıyor. Burası tutuluyor, burası tutuluyor, burası tutuluyor. Bu koridor kesiliyor. Buradaki Amerikan hayalleri işte ben buraya bir tane şey koyarım. 5-15 kilometre genişliğinde bir koridor açarım. Bu koridor içinde de işte Kürtler oradan geçmez, siz de böylece devreye gizersiniz, güvenliğiniz sağlanmış olur diyor. Bu görüşe Ruslar ve Suriyeliler karşı çıkıyor. Türkiye'de çok sıcak bakmıyor. Dolayısıyla bu böyle merkezi hükümetin istediği yöne doğru yuvarlanan bir konu. Hedefe varmak üzere olan atılmış bir bowling topu bu. Hedefe varmak üzere. Burada yapılan çok çetrefilli oyundan hiçbiri tutmadı. Dün itibariyle bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan Suriye yakınlaşması da Bağdat'ta başladı. Dolayısıyla burası Bağdat'ta Şam hükümetinin istediği yönde bir sonuca doğru gidiyor.
Ama Türkiye'nin tabii ki kendi güneydoğusunda, şurada bir sonraki yansıya geçer miyiz? Tabii Türkiye buraya milyonlarca dolar para yatırdı. Bakın bu 15 milyar dolar bir şey, duvar. 15 milyar Türk lirası pardon. Bu duvar 910 kilometrelik Suriye sınırımızda daha evvel yoktu. Yani bu sizin benim vergilerimizin çöpe atılması demek. Yanlış politikanın cebimizden aldığı kısım burada çok net gözüküyor. Ki bu da 600 kilometrelik kısmı. Toplamı 910 kilometre sınırım. Yani biz burayı 90 yıl bu duvar olmadan idare edebildik. Ama bugün bu duvar var. Bir sonraki yansı. Ayın çok dar bir bölgede vardı. Onlar da hala toplanmadı. Var yani. Evet, Türkiye'nin güneydoğu sorunu vardır. Ama sorun nasıl tanımladığınıza göre çözümleri de içinde barındırmaktadır. Konumuz içinde olmadığı için üstüne gitmiyorum. Olan bitenle tabii orası bir hassasiyet içeriyor. Ama uluslararası anlaşmalarla bir ilgisi de yok. Benim takdim edeceğim konuların çerçevesi burada sona ermektedir. Sabırla dinlediğiniz için size şükranlar ediyorum. Benim aşağı yukarı ne kadar konuşacağım da olabildiğince kısa keseyim diye. Takdir ettiğin kadar. Şimdi efendim, Sayın Amiralim güvenlik açısından özellikle olaya baktı ve tabii hukuki verilerini de tek tek ortaya koyarak buradan görüyoruz ki uluslararası hukuk her şeyi çözmeye kadir değil. Ama diplomaside uluslararası hukuk üzerine dayandığınız takdirde haklı olmanız olasılığı artıyor ve dolayısıyla diplomasi açısından o antlaşmaları, şunları, bunları size karşı oynayan hükümlerini yıkmanız mümkün olabilir hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk bu anlamda gerçekten başında Sayın Bisay Kurucu'nun da belirttiği gibi çok temel bir unsuru oluşturuyor. Esas belirleyici değil ama temel unsurlardan birisidir ve giderek çok daha güçlü bir uluslararası hukukçu ağı oluşturabilirsek ülke bakımından da önemli olacak. Şimdi bunları söyledikten sonra ben uluslararası hukukun özellikle iki yanı üzerinde ve salt uluslararası hukuk olarak duracağım, güvenlik vesaire kısmıyla bağlantılı olan yerleri olacak, olmayan yerleri olacak. Bir, bugünkü durum uluslararası hukuk açısından tezlerimiz aşağı yukarı neler? Türkiye'nin sorunları itibarıyla Irak, Suriye, Doğu Akdeniz vesaire açısından. İki, bir de bugün direkt ilgilenmiyoruz ama dünyanın gelişimi çerçevesinde bizim bunları en azından bilmemiz lazım. Belki durumumuzu, pozisyonumuzu belirlememiz gerekecek de onun için. Bir de onlara kısaca değineceğim. Şimdi ama bu arada Sayın Amiral'in söylediği NATO ile ilgili bir veriye değinmek istiyorum. NATO antlaşması öyle bir kurgulanmış ki bütün zaafları bir yerde barındırıyor. Çünkü NATO'da kararlar oy birliğiyle alınır diyor. Bu çok güzel. Ama o kararlar ondan sonra devletlerin İç yasaları, anayasaları bakımından ne kadar uygun, gizli olduğu için NATO konseyinde görüşülüp karara bağlandığı için işte sağlam elemanları olursa o ülkenin önemli bir unsur ama o da yeterli değil. Sağlam bir yönetim olacak. Eğer o yönetim sağlam durmasını beceremezse NATO'da ondan sonra bir takım kararlar alınıyor, sizi de bağlar hale geliyor. NATO'nun böyle de bir riski var. Bunun üzerine o güçlü olanlar oynayabiliyor muhtemelen. Amiralimin konusu gerektiğinde bize bu konuyu açar.
Şimdi Türkiye'nin bugün belli başlı uluslararası hukuk sorunları nedir diye baktığımızda ve tezleri, birincisi Irak'la olan sorunlar var. Gidiyoruz, bombalıyoruz, orada işte kuvvet bulundurduğumuz durumlar oluyor vesaire. Bu nasıl oluyor diye bakıldığında uluslararası hukuka hükümet şu şekilde bir dayanmada bulunuyor, temellendiriyor tutumunu. Teşekkür ederim. Çünkü devletler uluslararası hukuka göre yabancı devletlere, öteki devletlere ve vatandaşlarına zarar vermeme yükümü altında. Kendi egemenliklerinde dahi, kendi egemen ülkesi alanında dahi. Dolayısıyla eğer ülkesinde bir takım ona bağımlı olmayan güçler olabilir veya bağımlı olabilir, silahlı güçler varsa ve öbür devlete, komşu devlete zarar veriyorsa, o zaman görev bu ülke devletinin üstüne geliyor. O çerçevede bunu engellemesi lazım. Irak'ın da bunu engellemesi lazım. Gücü yetmedi devrinde, 36 paralelin üstüne çıkamaz dendi falan. O zaman işte oradaki boşluktan da yararlanarak bir takım güçler, yani PKK ağırlıklı güçler böyle eylemlerde bulundu Türkiye'ye karşı. Irak bunu beceremezse o zaman işte uluslararası hukuk devletlerin kendilerini koruyabilmesi hakkını tanıyor. Ve buna son verebilmesi hakkını tanıyor. Eğer bulunduğu devletin, ülkesinin izniyle bu iş yapılıyorsa o devletin saldırısı olarak ilan edilmiş durumda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1974 tarihli kararı var. Saldırının tanımını veriyor ve bir devletin ülkesinden onun izniyle, desteğiyle başka bir devlete zarar verme söz konusu olursa o devlete saldırıda bulunduğu yüklenmesi buna izin veren devletin oluyor. Eğer böyle bir izin yoksa ama onun denetimi de geçerli olamıyorsa, beceremiyorsa o zaman öteki devletin kendini koruma hakkı var. Burada Türkiye şöyle bir hata yapıyor giderek. Eskiden bu yapılmıyordu. Meşru savunma hakkımı kullanıyorum diyor. Meşru savunma hakkı dendiği zaman Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi. Devletlerin saldırısı kastedilmiş orada. Bir devlet öbürüne saldırırsa meşru savunma hakkı kullanılıyor ve hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilmesi zorunluluğu var. Güvenlik Konseyi'ne siz bir devletin yaptığı saldırıyı değil de bir terör örgütünün saldırısını bildirirseniz Güvenlik Konseyi'nin alacağı karara da uymak zorundasınız. Ve statü yükseltirsiniz. Devletleştirme yoluna gidersiniz. O gücü. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin bu yetkisini de hesaba katarak işin adının meşru savunma değil de uluslararası hukukun verdiği yetkiye dayanarak yapılan bir savunma şeklinde ifade etmek lazım. Şimdi Irak'la ilgili temel uluslararası hukuk sorunu bu. Suriye'ye gelince, Suriye'de ifade etti, orada bir koridor kurulacak. Bu koridorun kurulması hesabında kim bu koridorun oluşmasına yardım ediyor? Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ülkesi üzerinde böyle bir yetkisi var mı? Yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, ama güç Türkiye
bu gücü de hesaba katarak stratejisini geliştirecek. Türkiye bu konuda neler yapmaya çalışıyor? Özellikle bir güvenli zon, bölge kurma gibi düşünceler var. Güvenli zon, güvenlikli zon, uluslararası hukukta ilk önce göçmen hareketleriyle, göç hareketleriyle Asya'da devreye girmiştir. Kamboçya, Vietnam vesairedeki o silahlı çatışmalar sırasında ve bir ülkeden kaçan göçmenler büyük ağırlık oluşturuyor öbür tarafa gittiklerinde, hele sayı yüksekse. O zaman işte demiştir ki Asyalı devletler, bu kaçılan ülke içinde onları zapt edecek bir ortam hazırlayalım, güvenlikli bir bölge olsun, oraya da saldırılmasın. Peki bunu başka devletler, diğer devletlerin ülkesinde yapma hakkına sahip mi uluslararası hukukta? Hayır. Devletlerin egemenliği esas. Başka devlet, diğer devletin ülkesinde bunu nasıl yapar? İki yolla yapılabilir sonucu çıkmıştır uluslararası hukukta. Bir, ilgili devlet izin verirse, yani o da çok memnun değil bu kargaşadan vesaire, hadi benim şu uç kısımda böyle olsun diyor. İkincisi de Güvenlik Konseyi kararı. Irak'ta 36. paralelin ötesinde gidilmez dendiği gibi. Ve dolayısıyla şimdi Türkiye böyle bir güvenlik zonu bölgesi istediğinde o göçmenleri orada tutabilmek gibi, zaten 4 milyon Suriyeli gelmiş Türkiye'ye, böyle bir amacı var. Ama onun ötesinde bir başka kavram var uluslararası hukukta, tam yerleşmemiş. Nötr zon, tarafsız bölge. Ondan kasıt işte diğer komşu devletin güvenliği. Böyle bir kavram uluslararası hukukta tartışmasız bir şekilde yerleşmiş değil. Böyle bir kavramı gerçekleştirmek istiyorsa Türkiye ya Suriye ile anlaşacak veyahut da Güvenlik Konseyi'nden karar çıkacak. Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkar mı? Amerika oradayken ve başka tezleri savunurken söz konusu değil, veto hakkı var en başta. Bitti. Olsa olsa Suriye'den, ama Suriye ile gelinen bugünkü politika çerçevesinde daha önce ipleri koparma yoluna gittiği için o dönemin yetkililerinin bugün bu sonucu elde etmek biraz zor görünüyor, ama silahlı çatışmalar, güvenlik, amiralim işte bir takım çözümlere de değindi. İnsanın canı çok yanarsa falan bazı uyuşmalara, anlaşmalara girebiliyor. Suriye ile uluslararası hukuk yanı işin bu. Onun dışında geldik denizlere. Denizlere geldiğimizde Yunanistan ile olan sorunlar var. Birçok yanı var. Hava sahası sorunu var, fırmır, köpek ikdalaşı denilen dalaşlar devam edip duruyor. Yılda 400-500 tane. Ondan sonra kıta sahanlığı sınırlandırması var. Karasuların genişliği olayı var. Münhasır ekonomik bölgeden giderek söz edilmeye başlandı. Hatta bizde bile böyle biz ilan edelim. O da ilan edecek. Bir de yeni bir başka kavram üzerinden sorun var. Ve dolayısıyla çok sorun var. Bunların işte gerekirse ayrıntısına, soru üzerine girebiliriz. Yunanistan'la veriler bunlar. Ben o ikili görüşmelerin de bir kısmında heyetteydim, bulundum. Lahey Adalet Divanı önündeki davalar için katıldım. Aşağı yukarı nasıl geçtiğini, neler olduğunu biliyorum. Gerekirse onların da özünü, sorunun özünü açıklarız. Ama görüşmelerde bir sonuca varmamız mümkün değildi.
mümkün değildi. Çünkü bizim adalarımızı orta yerine kadar eğer Ege'nin sizin kıta sahanlığınız kabul edersek adalarımızı anklava almış olacaksınız. Çevrelemiş olacaksınız. Olmaz diyorlardı. E peki böyle bir yol gitse size bir küçük yol o işi çözer mi falan. Sonuçta anlaşma olanaklı olmadı. Şimdi istikşafi görüşmeler denilen görüşmeler yapılıyor. 50 küsur görüşme yapılmış, içeriğini bilmiyoruz. Ama istikşafi devam ediyor ve edecek gibi görünüyor. Yani işte bazı küçük adımlar atıldığında şu anlaşmayı yaptık. Dolayısıyla Ege bakımından da yararlı deniliyor. Hiç de belli değil ne vereceği sonucu. Doğu Akdeniz'e gelince en başta Kıbrıs adasının statüsü konusunda anlaşılmış değil. Bir yanda KKTC var, bir yanda GKRY dediğimiz ve uluslararası toplumun devlet olarak kabul ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti var. Şimdi dolayısıyla bunun çözümü nasıl olacak? En son Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri demiş ki öyle bir umutlar var. Ben Kıbrıs'a gidip ders falan da veriyorum, geliyorum, durumu biraz daha yakından tanıyorum. Kimsenin bir şey bildiği yok ve adada o kadar kolay bir çözüme gidilmesi de söz konusu değil. Daha eskiden 80'li yıllarda Birleşmiş Milletler'e gideriz, Kıbrıs Rum yönetimi ondan sonra Türk azınlık diye nitelendirirdi Kıbrıs'taki Türkleri, eşit ilişki kurulması taraftarı değil. Halbuki bizim Kıbrıs tezimizde, KKDC'nin tezi hesabıyla giderek işte şey olsun, federal bir devlet olsun dendi. Sonra bakıldı ki bu da yeterli değil, konfederal olsun. Yani kendi yetkileri daha geniş birimler olsun. Bunların arasında hukuk açısından çok çok büyük, sağlam çizgili ayrımlar yok. Ama bu veriye baktığınızda bu o kadar kolay değil. Bir de şimdi Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz zenginliği çıkınca iş iyicene zorlaştı. İşte orada bir şey verildiğinde Türkiye'nin kıta sahanlığı çizgisi görülüyor ki ruhsat verdiği GKRY'nin bazı yerler Türkiye'nin iddiası altında en azından, yani kendi başına karar verebilecek bir durumda değil. Görüşmelerle şununla bununla sonuçlanması lazım. Onun dışında KKTC'nin de hakkı var. KKTC'nin hakkı, Kıbrıs Rum yönetimi şunu söylüyordu: ben ruhsatları kendi kıyılarıma bitişik olan yerlerde veriyorum. Ama haritaya baktığınızda o şeyli çizgili yerler KKTC'nin de güneyindeki yerleri veriyor ve onun dışında ayrıca daha Annan planında denizlerle ilgili kara sularından başlayarak değil münhasır ekonomi bölge kıta sahanlığı, denizlerle ilgili o devletin organları, yani iki taraf birleştiğinde birlikte karar verecek. Ve o devletin tümünün deniz alanları olacak. Dolayısıyla sadece Rum yönetimi şu bölge, bu bölge diye kendi başına, sırf kendi kıyılarıyla bağlantılı da olsa hukuken buna karar veremez. Annan planındaki yaklaşım, ki tasvip görmedi Rumlar tarafından özellikle. Dolayısıyla
böyle bir iddia kendilerini ters iddialarla muhatap kılmış olur diye düşünüyorum. Böyle yanlarmış. özü bu. Şimdi bu temel sorunlarımızı söyledikten sonra özellikle her seferinde toplantılarda ifade ediyorum. Bir Meis adası var. 12 adalardan Yunanistan'a ait. Ama işte o çerçevede baktığınızda Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyılarına etkisi, tabanına etkisi o Meis adası kesiyor. Ve uluslararası hukukta bazı kararlar var. Kanada ve Saint-Pierre ve Miquelon adaları diye Fransa arasında Kanada'ya böyle neredeyse bitişik iki tane ada var. Fransa'ya ait. Ve o hakemliğe götürüldüğünde bir mantar çizdiler o adaların etrafına. Onlara kara suyu bırakıyor. Ondan sonra aşağı doğru Atlantik Okyanusu çerçevesinde böyle bir mantarın tabanı şeklinde bir veri karar çıkarıldı. Şimdi dolayısıyla aşağı yukarı buna benzer iddialarda bulunursa Kıbrıs Rum yönetimi veya Yunanistan öyle bir mantar çizilse Meis Adası'ndan bizi kesiyor önümüzü. Bir sürü sorun çıkarır. Bir takım donanmamızın veyahut da araştırmaların yapıldığı veriler çerçevesinde bunu şimdilik engellemeyi öngören eylemler, davranışlar yok. Belki bir gün yapılır. Şimdi dolayısıyla böyle bir veriler zinciri var. Bunun dışında şimdi uluslararası hukuk ve Türkiye diyoruz ya, dünyada o kadar temel bir takım gelişmeler var ki onlar ileriki Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Bugün bu söylediğimiz sorunların dışında sorunlar çıkarabilecek veriler bunlar. Bir tanesi insan hakları giderek gelişiyor insan hakları konusunda ve buna artık ifade ederken insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesi diyoruz. Hep birlikte. En azından insan haklarına dayandırabiliyoruz o. Demokrasi çiğnendiği zaman insanların hakları mağdur oluyor, çiğnenebiliyor. Ondan sonra hukukun üstünlüğü ilkesi de insanların özellikle kişilerin veya tüzel kişilerin haklarını koruyor. İnsan hakları konusunda böyle bir gelişme var dünyada. Giderek artıyor. Devletler bu ilke üzerine, bu genişletilmiş adıyla ilke üzerine öbürlerine sen şunu yap, bunu yap, bunu yapma diye en azından siyasi talimatlar veriyorlar veya davranışlar içinde bulunuyorlar. Ama giderek bu hukukileşiyor. Ve dolayısıyla uluslararası toplum genel yararı aslında böyle bir insan haklarına saygı düzeni üzerine kuruluyor. Ama bu bütün dünyada değil. Asya ve Uzak Doğu'da insan hakları konusunda aynı yaklaşım bugün için geçerli değil ve daha en azından bir süre böyle olacağı benzeriyor. Nedeni de şu, bir bakın. İnsan hakları sözleşmeleri hangi kıtalarda imzalanmış? İlk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Ondan sonra Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi var. Amerika Birleşik Devletleri taraflı üye değil ama. Amerika kıtası için Amerika Birleşik Devletleri hariç o üye olmuyor. Bunun dışında şey var. Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi var, Asya'da. Dolayısıyla insan hakları konusundaki gelişmeler böyle. Bunlar Türkiye'yi nasıl etkiler? İyi üzerinde çalışılıp denetlenmesi gereken sorunlar, incelenmesi gereken sorunlar.
Bunun dışında uluslararası hukuktaki çok önemli bir başka gelişme çevre ve iklim değişimi. Çevre konusunda değişik değişik konularda antlaşmalar artar bir şekilde yapılıyor. Ama iklim değişikliği konusunda yapılan ilk sözleşme olan bir Brezilya'da bir şey bunun üstüne Kyoto sözleşmesiyle esas uygulanır hale getirilmeye çalışıldı. Temel sorun gaz salınımını yani iklimi bozan veriyi düzenlemek. O konuda bir gelişme sağlanamıyor. Kyoto Sözleşmesi sonuçlandığında yani süresi bittiğinde Paris Sözleşmesi yapıldı. Bütün devletler yine katılmıyor. Özellikle yüksek düzeyde kötü gaz salınımı yapan devletler burada ayak diretiyorlar. Dolayısıyla ve bu arada müthiş bir erime buzullarda erime oluyor. Antarktika kıtasının tabanı sonuçta kara ülkesi parçasını da içeriyor. Ama kuzey kutbunda kara parçası yok. O tamamen denizin, buzulların üzerinde var. O buzullar eridiğinde bir de bu bölgelerin bugün 8 devlet iddia sahibi o bölgeyle ilgili o bölgelerin paylaşımı söz konusu olacak zenginlikler bakımından ve büyük sorun. Bir de başka Türkiye'yi özellikle biz 8 devlet arasında değiliz ama bizi ilgilendiren bir başka yanı olabilir ulaşım. Çünkü orası o yol açılacak. Ondan sonra belki onun da hesabının yapılması gerekiyor. Şimdi bunun dışında bir başka çok önemli sorun, onun o kadar farkında bile değiliz. Aslında küçük bir detaylarının farkındayız. Silahlı çatışmalar metotlarının, yöntemlerinin ve araçlarının gelişmesi. Silahlı çatışmalar konusunda bir kere silahsız hava araçları var ki müthiş değiştiriyor veriyi. Çünkü adam Teksas'ta oturduğu yerden Orta Doğu'ya silah atabiliyor, grupları öldürebiliyor, yaralayabiliyor falan. Ve uluslararası hukuk açısından savaşçı mı değil mi hesabı da belirlenmiş değil. Zaten hava araçlarının silahlı çatışmaları konusunda uluslararası hukukta halen bağlayıcı kararlı verici bir antlaşma, bir organ yok. 1923'te hava araçlarıyla ilgili onların silahlı çatışmalara katkısı konusunda bir komisyon çalışması yapılmış. Ama o komisyon bir antlaşma haline getirecek şekle sokmamış onu. Hava araçlarının silahlı çatışmasına uçaklar, savaş uçakları dahil öyle bir kural yok. Ve füzeler şunlar bunlar o kadar karmaşıklaştırabiliyor ki. Dolayısıyla uluslararası hukukun hava, insansız hava araçları, efendim siz gidebileceksiniz tabii. Sizi engellemeyelim. Böyle bir olay var. İkincisi siber saldırı diye bir şey var. Ve bu siber saldırı savunma sistemlerini yok edebiliyor, zayıflatabiliyor. Uçaklara, şunlara, bunlara bile eğer böyle bir yazılımla hareket eden araçlarsa bunlar, bunların yapısını bozabiliyor, hareketini bozabiliyor, eylemini bozabiliyor. Şimdi dolayısıyla giderek bu sistem bazı şeyleri gereksiz kılıyor. Şimdi belki uçaklarla yapılan şeyler o zaman daha da teknoloji gelişince insansız hava aracıyla yapılır hale gelecek. Riski yok, tehlikesi yok falan. Ama karar verenin acaba
doğru karar vermesi, görebilmesi mümkün oldu mu? Yine yerden istihbarat falan sağlanırsa bu olanaklı olacak. Dolayısıyla böyle sorunlar var insansız hava araçlarında. Şimdi giderek robot üretilme teknolojisi ilerliyor. Daha robotlar kendi başlarına kararı da verebilme durumunda çok fazla değiller. Görüyoruz evlerde, mutfakta falan ne işe yarar hale getirilmiş. Ama belki bir gün onu gönderecekler robot savaşçıları. Bir takım ordular. Bu bütün sistemi değiştirecek. Bu konuda uluslararası hukuk açısından o savaş hukukunun özellikle savaşçı, muharip denilen adamlarının iyi belirlenmesi, nasıl belirlenmesinin Türkiye bakımından daha uygun olacağı konusunda uzmanlaşmamız lazım. Eminim Genelkurmay bu konularda çalışmalar yapıyordur ama yani bunlar izlenmesi gereken şeyler. Şimdi bunun dışında yavaş yavaş sonuna geliyorum. Çok fazla tutmayacağım. Bir başka çok önemli gelişme uzayla ilgili. Uzayla ilgili, uzay hiçbir devletin egemenliğine giremez. 5 tane antlaşma var. Temel antlaşma bu kuralı koyuyor ve hiçbir devlet orada üs kuramaz, egemenlik iddiasında bulunamaz, uzaya sahip olunamaz, devletler tarafından deniliyor. Ama uzayla ilgili daha 70'li 80'li yıllardan itibaren tartışılan bir iki konu var. Uzayda meteoroid dediğimiz uzay taşları var. Bunları sahibi olunması olanaklı diyen yazarlar var. Kimisi de hayır, hiçbir şekilde hiçbir devletin egemenliği, o mülkiyet hakkını kimseye vermez diyor. Asteroid denilen küçük gezegenler, yıldızlar var. Bunlar da sahiplenir deniliyor ne kadar olabilirse. Bu eskiden. Bir başka sahiplenilemez veya sahiplenilir denilen veri sabit uydular. Sabit uydu dediğimiz uydular uzayın ekseni etrafında ancak ekvator üzerine yerleşmişse bir devletle sabit şekilde iletişim kurabilme, komünikasyon kurabilme konumunda. Eğer bu sabit uyduları siz bozarsanız düzenini, sabit uydular bir işe yaramıyor. Ekvator üzerine konulduğunda da sadece ikişer derece arayla konulduğu takdirde, yani toplam 180 uydu konulabilmesi olanaklı. O uyduların merkezi daha büyük bir sorun var. Uzay madenciliği. Siyasi arkadaşımız da bu konuya değindi, işte uzay madenciliği var diye. Hakikaten çok temel bir sorun uzay madenciliği ve uzayda bir takım madenlerin olduğu kesin, çok büyük miktarlarda oldukları kesin ve bu çok büyük miktardaki madenin dünyaya sahip olunup taşınması üzerine büyük paralar harcayan şirketler de var. Ve devletler bu konuda yarın öbür gün o temel ilkeyi, egemenlik ilkesini bozup belki madencilik konusunu kabul edecekler. Dünyaya getirmede bir de gemilere, uçaklara havada çarpmaması için falan bir sürü sistemler gelişmesi gerekecek ama uzay madenciliği diye bir şey var. Şunu söyleyebiliyorlar. Daha deniz tabanlarının, uluslararası deniz yatağındaki madenler, metaller hesabıyla, örneğin dünyada şu anda en kuvvetli şey olan devletlerden bakır madenine sahip olduğu söylenen
Peru'nun mesela veya Bolivya'nın zannediyorum o ülkeler çok güçlüymüş bu konuda. Bu müthiş şey yaratacakmış, sorun yaratacakmış çünkü onların ekonomisini bozabilecek düzeyde sadece uluslararası deniz yatağı bunu verebilecekmiş. Bir de uzayı kattığınız gün ekonomiler ne olacak? O soru işaretli. Son değineceğim nokta uluslararası ekonomik hukuk. Uluslararası ekonomik hukuk bizde daha bir kitabı bile yok. Yani işin ekonomistler bilgisi dahilinde yürüyor ama bağlayıcı kurallar da içeren bir dünya düzeni var. Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu vesaire gibi, Dünya Bankası gibi örgütler aracılığıyla ve o çerçevede Amerika'nın Çin'le kendi başına Dünya Ticaret Örgütü'nün koyamazsın dediği, sistemi bozma dediği, neoliberal bir sistem ama bozma dediği koşullarda Amerika ilave ek vergiler koydu. Bunun dışında Brexit'in İngiltere'yi eğer tamamen gerçekten bu gerçekleşirse ulusal bir antlaşmalar düzeni kurması gerektireceği kesin. Çünkü daha önce Avrupa Birliği antlaşmaları çerçevesinde bunlarla bağlı oluyordu. Bize yapılan hesabında bile söylenen bir takım rakamlar 2 milyar dolara veya euroya bize mal olabilir bu iş deniliyor. Yani dolayısıyla bir de dünya uluslararası ekonomik düzeninin iyi izlenmesi lazım. Değiştirilirse, değişebilecek koşullar meydana gelirse ekonomimiz, yapımız neler olacak? Bunda da uluslararası hukukun hesaba katılması gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Ayrılacaksınız. Galiba senin bir yorumun varsa bu yorumlarım. Ben bir soru sorabilir miyim? Ayrılıyorum. Ben de bir şey... Çevre sorularında değindiniz ya, iklim değişikliği konusunda. Paris'te en son bir antlaşma bir araya geldiler Kyoto'dan sonra. Evet. Tabii haklı olarak dediniz ki bazı devletler kaçınıyorlar sorumluluklarını yerine getirmekten. Tabii çevrenin kirlenmesine, hava kirliliğine katkıda bulunan devletlerin hepsi aynı derecede katkıda bulunmayabiliyor. Evet. Bazıları daha çok kirletiyor salımlarında, bazıları daha... Amerika ve Çin, evet. Bu sıralamada da. Uluslararası hukukta, yanlış hatırlamıyorsam, şöyle bir kural var. Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk diye bir kavram. Bunun gereğini yerine getirmek için bir yaptırım uygulanması söz konusu değil midir acaba? Normalde antlaşmalar bağlayıcı olan her kuralın bir normalde yaptırımı olması gerekli. Ama burada yapmazsa o devlet, o kuralı yerine getirmezse uluslararası hukukun müsaade ettiği bağlayıcılığı sağlayacak mekanizma uluslararası sorumluluk. Uluslararası sorumluluk kurumu, yani bir devletin içteki gibi direkt güç kullanacak, cebir kullanacak bir mekanizması yok. Uluslararası sorumluluk mekanizmasını çalıştırabilmek için de ya diplomasi yollarını deneyeceksiniz, görüşme, arabulucu, şu bu, iki tarafın rızası gerekli veyahut da uluslararası hakemlik ya da yargı yoluna gideceksiniz. Bu kesin olarak iki tarafın da rızasını gerektiriyor böyle bir yola gidebilmek için. Dolayısıyla uluslararası hukukun yaptırımı bu açıdan maalesef biraz zayıf kalıyor bu konuda da özellikle. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok, size de çok teşekkür ederim. Size ben çok teşekkür ederim. Çok zengin. Evet. İki sunum oldu. Çok zengin. İçi dolu. Saatlerce konuşmamız için bizi tahrik eden
İki sorun oldu. Özür diliyoruz. Şimdi ve iki sunum birbirine bana öyle geliyor ki ilginç bir şekilde tamamladı. Deniz Amiral şunu söyledi gibi geliyor bana. Esas olan real politiktir. Yani 1945'ten beri yaşadığımız şey real politik tarafından tayin edilen şeydir. Real politik de bir soğuk savaş dünyası ve bunun kurumlaşmasıdır. Bu 1990'dan sonra sona ermemiş, tersine gidip dünyamızı esas olarak belirlemeye devam etmiştir. Yani NATO. Çünkü NATO soğuk savaşın kurumlaşmasıdır. Dolayısıyla ülkelerin hukukunu, ne yapacaklarını, politikalarını tayin eden bir kurumlaşma olmuştur. Ve bunu veri almak zorundayız. Bu real politik denen şeyin, bir çizginin geçmişimiz olduğu kadar geleceğimizi de bu dünyada belirleyebileceğini gösteriyor. Belirleyebileceğini diyorum çünkü bu içinden de çözülebilir. İçinden çözülme emareleri de olabilir. Birincisi belki gene sizin açıklamalarınız çerçevesinde Amerika'nın istediği takdirde keyfi hareket edebilmesidir. Neye göre keyfi? Hüseyin Pazarcı dostumuzun anlattığı uluslararası hukuka uymaksızın. Bunun gereklerine uymaksızın. Yani gidip bir ülkeyi işgal ediyor, parçalıyor, içinde istediğini yapıyor. Sonra öbür ülkeyi işgal edebiliyor. Şimdi NATO dünyası Amerika'nın bunu yapmasına engel bir dünya değil. NATO şunu yapamazsın demiyor. Üyeleri arasında bunların partnerlerle zenginleşmesi halinde üyeleri arasında bir kolektif güvenlik vaat ediyor. Güvenlik vaat ediyor. Gerektiğinde de bazen müdahale ediyor. Ama esas olan bu dünya. Esas olan bu dünya. Fakat bu dünyanın kumandanı istediği zaman ekonomik hukuku da bozabiliyor. Başka şeyler de yapabiliyor. Bu bir realite. Esas olan bu ve bu uluslararası hukukun eğer uluslararası hukuku sabit bir şey değil de gelişen bir şey olarak tabii düşünüyoruz. Uluslararası hukukun doğal bir şekilde ve bütün dünya ülkelerinin kendileri için azami yarar sağlayabileceği bir şekilde gelişmesine de engel bir realite. Uluslararası hukuk delinebiliyor. Amerika tarafından delinebiliyor. NATO'nun genişlemesiyle uluslararası hukuk alanı daralabiliyor. Bunun dışında teknolojik gelişmeler uluslararası hukukun daha hızlı koşmasını gerektiriyor. Halbuki hukuk bu kadar hızlı koşamıyor. Bu kadar hızlı koşamıyor. Koşamadığı takdirde bizim gibi öncelikle bizim gibi ülkelerin hakları ve bu haklarla tanımlanabilecek olan ve bu ülkelerin gelişmesi için gerekli olan kaynaklar üzerinde iddiaları dayanaksız kalıyor. Bizim Doğu Akdeniz'imiz gibi. Doğu Akdeniz, sizlerin anlattığı şekilde, bizim için öncelikle bir kaynaklar meselesi. Kaynaklar meselesi ise Doğu Akdeniz'de bizim menfaatimiz değil de bizim haklarımız var. Eğer bizim kaynaklarımız varsa, biz orada menfaatimiz var diye değil, biz orada haklarımız var diye konuşmalıyız. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in hukuku bizim mutlaka katkı yapmamız gereken ve bunun için buna dayanarak diplomasiyi düzenlememiz gereken bir alan oluyor. Tıpkı dünkü Montre gibi. Dünkü Montre gibi. Şimdi nasıl Türkiye'nin bir Montre doktrini varsa, yani kaynaklar ve Cumhuriyet'in varoluş meselesi Türkiye'nin Montre doktrini, o zaman bizim yarına dönük olarak bir Doğu Akdeniz doktrinimizin de olması lazım. Fakat
Doğu Akdeniz'deki haklarımızı tayin için sizin bana yanlış gelmiyorsa vurguladığınız şekilde önce Ege'de mi bir diplomasiyle ilerleyelim? Yoksa uluslararası hukukun bahsetmiş olduğu kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi temel kavramlardan hareket ederek ve mümkünse yeni kavramlar, hukuki kavramlara dayanarak, bunları zenginleştirerek mi hareket edelim? Belki ikisi birden. Ama buradan şu çıkıyor, uluslararası hukuk bizim katkı yapmamız kaydıyla, kendi haklarımızı doğru tanımlayarak katkı yapmamız kaydıyla son derece önemli bir alan. Geleceğe dönük olarak. Çünkü bu yarım adamızda yaşayan 80 milyon, yarın 100 milyon insanın hakları bunlar. Sizin bir yansınız böyle pat diye geçti ama o şu. Kanal mı? Kanal. Şimdi kanal dediğimiz zaman bu çılgın proje bu Montreux'yu deliyor. Değil mi? Montreux'yu deliyor. Kanal deliyor. Yani hukuk dışında bir şey. Montreux'yu kaldırırsa deler. Savaş gemileri bakımında kurallar koymazsanız orada işte, ve serbest geçişe müsaade etmezseniz delmez. Montreux'dan geçecek o diye koyarsanız. Evet. Dolayısıyla biz Montreux doktrinimizi öncelikle kaybetmemek zorundayız. Karadeniz meselesi bu C4, Black C4. Belki buna daha esaslı bir hukuk döşemeliyiz. Ama mutlaka bir de bir Doğu Akdeniz doktrinine ve bunun politikaların önceliğine sahip olmak zorundayız gibi görünüyor. Geleceğe dönük olarak söylüyorum. Bunun dışında NATO meselesi siz bir veri olarak koyuyorsunuz. Veri. Bizim yani dünyada NATO dışında başka bir tayin edici, ister buna güvenlik örgütü diyelim, ister kolektif güvenlik örgütü diyelim, ister kolektif savunma örgütü diyelim, ister askeri büyük bir mega pakt diyelim. Böyle bir realite var. Bu belki yarın Avrupa'nın, Merkel bunun işaretlerini verdi galiba, yarın Avrupa'nın, kardeşim ben artık Avrupa olarak Atlantik'e değil de, yani Atlantik'e bu kadar kendimi taahhüt içinde saymıyorum. Ben Avrupa'yım. Nasıl kendi hukukum var, kendi savunma doktrinim de oluyor, olacak demesi halinde, belki sizin işaret ettiğiniz şekilde NATO oradan bir şeye, orada bir deprem olacak, fay hatları belki teşekkür edecek. Böyle bir NATO önceliği, yani dünyanın ve bizlerin askeri savunma güvenlik gündemimizde bir NATO meselesini doğru değerlendirme, gerçekçi olarak değerlendirme, sizin dediğiniz gibi. Parantez içinde söyleyeyim, yani kusura bakmazsanız, biraz Stalin gibi, Stalin de böyle koyuyordu meseleyi. Yani real politik olarak koyuyordu. Böyle düşünmek ihtiyacı öncelik alıyor. Öncelik alıyor. İdeolojik değil, öncelik alıyor. Diğer mesele, siz bunu uzun vadeli olarak koydunuz, Şangay vesaire. Merak ettiğim, orada bir hukuk var mı? Yoksa dünya yeniden, Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi, ikili ve gizli anlaşmalar da dünyasına doğru. Bir uluslararası, kapsayıcı bir uluslararası hukuk var mı? Çünkü değil mi, Hüseyin Pazarcı dostumuzun söylemesiyle uluslararası hukukun çok zengin bir gündeme sahip olması gerekiyor. İnsan haklarından, çevreden, iklimden, uzaydaki madenlere ve dediğim gibi Brezilya'da oturan adamın düğmeye basıp buraya drone göndermemesi, bunu kontrol altına almaktan, ülkelerin, kendi ülkelerin kendi halklarına, yaşayan insanlara karşı zulüm etmesini önleyici şeye kadar, düzenlemelere kadar gündem büyüyor. Birçok, dolayısıyla çok zengin
Ama şeyden çıkardınız, Pandora'nın kutusunu açtınız. Şimdi bizi fena halde düşünmeye sevk ettiniz. Çok zengin bir toplantı yaptınız. Siz 20. yüzyıla bakıyorsun arkadaşlar. Dolayısıyla zamanınız var ya yüzyılın sonuna kadar. Evet. Evet. Bir küçük parantez müsaade ederseniz, siz NATO konusuna sonra gireceksiniz. Ben bu detant denilen, yumuşama denilen heyetlerde de sadece Avrupa çapında, ama bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı, öbür tarafta Sovyetler. Ve orada bir küçük kriter vardı. Sadece kendi aramızdaki sorunlarda uyuşmazlıkların zorunlu barış yolunu tayin edelim. Hakemlikler, mahkemeler falan yoluna zorunlu olarak gidilsin, iç hukuktaki gibi. Asla söz konusu değildi devletlerin buna yaklaşması. O düzeyde dahi, dünya düzeyinde, Çin'inden bilmem işte Brezilya'sına vesaire, bu o kadar kolay görünmüyor. NATO ile ilgili değerlendirme amiralim der. NATO sözcüsü oldunuz mecbur. Vallahi öyle oldu. Yok o tabii. Gerçekçi söylüyor yani. Siz de gerçekçi söylediniz aslında yani. Real politik uygularsınız uygulamazsınız ama en azından farkında olmanız lazım. Yani real politik nedir? Dünyada güç nasıl bir şey? Kimlerde var? Ve biz burada nerede duruyoruz? Yani bunu doğru algılamamız lazım dış politikanın tarifleri açısından. Çünkü dış politika askeri güç, yani ekonomik ve milli gücün tabii uzantısıdır ama askeri gücü olmayan bir dış politika enstrümansız bir komiser vermeye çaba göstermekten farklı değildir birçok düşünene göre. Ama politikacının da ne güç hakkında fikri olarak başa geliyor, ne güç dengesi, ne askeri güç, bunların hiçbir farkına varmadan bir dış politika tasarımının içinde oluyor. Bu dış politika iktidar ve muhalefet arasında ortak olduğu sürece, ki yıllarca böyle oldu. Yani 8-10 iktidar değişti fakat dış politika değişmedi. Sabit. Fakat son 10-15 yılda durum bu değil. Yani 2004'te Kıbrıs sorunu çözeceğiz diye ortaya çıkıldı. Sorunu biz yaratmışız gibi. Yıl oldu 2019, 15 yıl geçti. Sorunu çözeceğiz diyenler şimdi daha önceki hatalarını görüp pozisyon değiştirmeye çaba gösteriyorlar. Amerika'nın çığırından çıkması yeni bir şey. Yani Türkiye NATO'ya girdiğinde 19 milyon nüfusuz anca vardı. Şimdi tabii nüfus da milli güç unsuru olduğu için ve bir savaşta en çok kırılan nüfus olduğu için şimdi Türkiye'ye kafa tutmak öyle herkesin harcı değil aslında, nükleer olmasak bile. Defa tüketiciyiz. 81 milyonluk bir tüketim pazarı. Protesto ettiğiniz üretim firmasını zora sokuyor. Ama savaşta mobilize ettiğiniz zaman bu gücü, yani Türkiye düdüğü çalsa ben iddia ediyorum 4 milyon asker çıkarır. 4 milyon asker Çin'le bile savaşır. Bırakıyorum başka ülkeleri. Yani kırılır mı? Kırılır, evet. İnsan ağırlıklı bir savaş mı var bugün? Hayır. Ama gene savaşır. İş ki ulusal çıkarları riske girmesin. Girerse herkesle savaşır. Bizim Ruslarla 18 savaş yaptığımızı hatırlar mısınız? Başka bir kimse yok bizden çok savaşımız. Yarısını onlar, yarısını biz kazandık. Yani bu Türkiye'nin muharip bir geçmişi var, Osmanlı dahil olmak üzere. Kılıçla kazandığı topraklar, kılıçla yönettiği bir imparatorluk var. Ne zaman mağlup oldu? Endüstriyel devrimi göz ardı ettiği, eğitime, kitaba, baskı makinesine, ulemalar direnç gösterdiği zaman muazzam bir çöküşüne şin oldu. Evet, Merkel bir ayrışma politikası arayışı içinde. Hemen Fransa ile partner oldular. Macron da gençliğinde vardı, amatörlük var. Ama burada kavga Avrupa savunma endüstrisinin Amerika'nın elinden kurtarılıp Avrupalıların eline geçmesidir. Bu savaş 1960'ta De Gaulle yapmıştı. Demişti ki bizim ekonomimizi işgal ettiniz. Ne o Westinghouse'lar, Plymouth'lar, Deutsch'lar, Desoto'lar,
uçaklar, Panamerikanlar, IBM'ler, bir tek çöp üretemiyoruz sayenizde. Pazara bir girdiniz ucuz fiyatlarla, yani bizim kıpırdamamıza izin vermiyorsunuz dediler ve isyan ettiler. Bu isyanın sonucunda bugün Avrupa Endüstrisi Amerika'yı arkasından kovalatıyor. Çok çok iyi bir yerde, otomotivde hepsini kovaldı gitti. Bugün Amerika pazarını işgal ettiler değil mi? Amerikalılar Volkswagen girmesin diyor. Hadi Meksika'da üretiliyor. Yok, hava kirletme kriterine bilmem ne yaptım, 5 milyar dolar ceza. Volkswagen'e şöyle bir ceza vermişler. Bu skandal çıkmadan evvel 100 bin araba ancak satabilirsin pazara demişler. Şimdi Amerika'ya 100 bin araba satarsanız bunun altyapısını kuramıyorsunuz. Yani 100 bin arabanın bir bakım zincirini kuramıyorsunuz. Dolayısıyla otomatikman pazarı kapatıyorsunuz. E halbuki ne oldu? Hani tarifler var, gümrükler düşecek, liberal ekonomi mal hızlı değişecekti. Hiç o anlayışlar çıkarlarına gelince durum öyle değil tabii. Şion'un bir anlaşması var. Bu anlaşma benim içeriğini saydığım çerçevede. Bu devşirilir mi, evrilir mi bir yerlere? Şimdilik öyle gözükmüyor. Ama tabii ki Çin-Rus ittifakı sürdüğü sürece, yani geçmişte bu rekabet vardı, şimdi ittifak var. Onlar iyi bir yerlere gelebilir ama kesin olan şu var ki Amerika'yı tek kutuplu bırakmayacaklar. Yani tek kutuplu Amerika zincirinden kopmuş bir boğa gibi her tarafa saldırıyor. Yani onu düzeltmek lazım. Bence onlar işbirliği yapıyor. Türkiye'de gördüğü kadarıyla kendisi ayrı bir varlık olarak. Türkiye'de bu konuda fena bir yerde bulunmuyor, ayakta duruyor. Bilinçli mi bunu yapıyor, real politik farklı olarak mı yapıyor? Hani ondan çok emin değilim yani. Biraz sanki kabadayılıkla yapıyor, Kasımpaşalıkla yapıyor gibi de bir şey var. Sayın hocama bir ek yapmak istiyorum. Bu uzaydaki maden aramacılığı tamam, bunlar var. Deniz dibi maden aramacılığı da var. Deniz dibinde uluslararası hukukta araya denen insanın ortak mirası bir yer saptandı. Burası herkesin malı dendi. Burayı kullanmak için yalnız para ödüyorsunuz. Ve bu parayla da az geçmiş ülkeler oradan ekonomik menfaat elde edip dengeyi sağlıyor. Buralarda herkese ruhsatlar verildi. Şimdi bildiğim kadar 29 ülke ve şirkete ruhsat verildi. Ama daha hiç kimse üretime geçmedi. Deniz dibi modülleri, manganez yumruları açısından. Bunlar patates gibi dipte duruyor. Hı hı. Genellikle Pasifik'in batısında, Orta Pasifik'teler. Hepsi oraya yığılmış vaziyette. Böyle üç yer var dünyada. Fakat şimdi yeni bir gelişme oldu. BBNJ diye, hani Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Yeni bir uluslararası sözleşme. İkinci hükümet arası müzakeresini bu yıl yapıyor. Üçüncüyü gelecek yıl yapacak ve onaylanacak. Buna göre bu deniz dibinde bu manganez yumruları, altın, bakır hocamızın dediği ötesinde şimdi bakteriler bulundu. Bu bakteriler bu pharmaceutical industry, yani ilaç endüstrisi bu bakterileri birçok bilinmeyen hastalığın tedavisine kullanabileceğini anladılar. Çünkü bunlar 350 derece sıcaklığa mukavim. Normalde bakterilerin yaşama sıcaklığı maksimum limiti 112 derecedir. Çoğu 50 derecede ölür. En istisnası olan ilaç sanayinde yöneticilik yaptım. Oradan bilirim bunları. 112 derecede 8 dakika ısıyı tutarsanız yaşayan bütün canlıları öldürürsünüz orada, o ortamdaki. İşte bunlar 350 derecede yaşıyorlar. Bu magma tabakasından yükselen enerjiyle tabii 10 bin metrede derinde oldukları için onun yarattığı 100 atmosfer basıncın etkisi altında başkalaşmışlar. Ve insanlık bunu keşfedeli kaç sene oluyor? 7-8 sene oluyor. Şimdi bu konuda yağma var dünyada. Öyle büyük paralardan bahsediyor ki, deniyor ki denizli bir manganez yumruları, madenciliği falan bir tarafa bırakın. O gitsin, kim alırsa alsın. Bu esas alan, menfaat alanı burası deniyor. Hem uzay, hem hibrit teknolojiler, hem insan sağlığı için çok büyük bir buluş yapıldığı düşüncesindeler. Belki bunu onu da eklememiz lazım Sayın Hocam. Geçen hafta bir uluslararası denizcilik hakem mahkemesi üyesi bir yargıç hukuk fakültesinde bu konuyu bir hafta anlattı. Çok değerli bir kişiydi. Hepimiz ağzımız açık kaldık. Çünkü adam kısaltmaları kullanırken biz bu kısaltmaları da manaya gelirken sorarak yani o kadar amatörce bu işe başlamıştık.
Ama şimdi başka yerdeyiz tabii onun anlatımları ve sınavlarına girip çıkıldıktan sonra. Kıbrıs ve Ege sorunlarının çözümü için sihirli bir şey. Yansıyı değiştirsek, İmamoğlu varsa onu koyalım. Evet, Kıbrıs Ege soruna gelince efendim orada şöyle bir şey var. Ne denir? Dilemma. Yani çelişki var. Biz hep sorunu ülkenin kaba gücüyle yani hard power deniyor ya, bir soft power var. Ülkenin başka topluma nüfuz etme ve etkileme gücü. Bunun içinde yani sivil toplum örgütü de var, ekonomik partnershipler var, franchising var, kültürel baskı var, o var bu var. Çok yani bir zengin bir alan. Bu soft power, Amerika'nın güçlü bir soft power var. Bizim de soft power'ımız gelişiyor aslında. Fena yani değiliz. Ama biz genellikle hard power'la yani güçle çözmeye bunlar gittik. Her iki sorun da bugüne kadar. Hem Ege'yi hem Kıbrıs'ı. Fakat ben Yunanistan Kıbrıs tarihinin de kurucularındanım. Oysa bu soruna çalıştıkça şunu gördük ki yani biz ne kadar şeytanın avukatı tarzında yani bu işi sopayla çözelim diye düşünürsek bu iş o kadar sopayla çözülür halde kalmaya devam edecek. O zaman bu işin sopasız da bir çözümü olması lazım. Yani siyasetçinin veya diplomatların çözmesi gereken bir mecra var. O mecranın içine biz de biraz girelim bir bakalım ne oluyor. Yani çünkü bu askeri güç öyle sonsuza kadar kullanılacak bir güç değil. Amerika gibi namütünahi üretken bir altyapımız olmadığı için. Amerika 8 günde bir muhrip yaptı 2. Dünya Harbi'nde. 8 günde. Şu an ortalama üretim süresi 2 yıl böyle muhrip. Yani düşünün ne kadar hızlı bir endüstriyel kapasitesi var. O zaman şu çareler akla geliyor. Ben geçen hafta Kıbrıs konusunda bir sunum yaptım. Üçüncü Düşünce Derneği'nde. Ondan önceki hafta da Kıbrıs Üniversitesi'nde uluslararası bir ortamda benzeri bir sunum yapmıştım. Çözüm önerim var. Kıbrıs barış yollarla çözülebilir. Biz istersek. Biz benimsersek ve el altından benim edindiğim zemin yoklamalarına göre de karşı tarafta buna hayır demeyecektir. Taviz vererek mi vermedi? Vererek tabii ki. Tavizden ne anladığımıza bağlı. Bana sorarsanız hiçbir şey vermeyerek. Sadece akıl yoluyla. Kimse kalmadı orada. Çünkü hep sorunun silahla çözülmesini, caydırıcılıkla korunmasını düşünürseniz o yoldan başka kimse bir şey düşünmüyor. Ama bir de kazan kazan var. Yani uluslararası ilişkilerin temel alanı kazan kazan politikasıdır. Yani buna sıfır toplamda olmayan oyun derler veya alternatifi vardır. Sıfır toplamda oyun. Yani biri kazanırsa biri kaybedecek. Şu an Kıbrıs sıfır toplamda oyun durumunda. Yani Rumlar kazanmak, Türkleri esir olarak kullanmak istiyorlar. 1571'den önce de Rumlar esirdi. Cenevizler, Venedikler onları esir olarak kullanıyordu. Osmanlı geldi, kurtardı, libere etti. Beraber yaşadılar. Ama şimdi durum tersi. O zaman bu düşünülen paradigmanın dışına çıkabilir miyiz? Çıkarız. Nasıl çıkarız? Ne istiyorsunuz siz kardeşim? Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs. Bir defa bu savaşın sorumlusu sizsiniz. Biz durup dururken, tatbikat yaparken bu savaşı çıkarmadık. Siz birbirinizi öldürmeye başladınız. Birbirinizi öldürmeyi bitirince döndünüz Türkleri öldürmeye başladınız. Biz de o zaman geldik, dur bakalım ne yapıyorsun dedik. Ve adada 51 yıldır kimse kimseyi öldürmüyor. O halde biz bu savaşın mağduruyuz. Çıkarıcısı değiliz. Savaş çıkaran sizsiniz. Ama bakalım bu savaştan ganimeti kim almış? Türkler almamış. Çünkü Türkleri tanımıyorlar. Ama Rumları almış. Rumları bütün kabahatlerine rağmen hala bir cumhuriyet olarak onlar Güvenlik Konseyi'nin bir kararına dayalı olarak 64 yılında aldığı onlar tanınıyor. O halde bir defa bu paradigmayı bozmamız lazım. Biz savaş çıkarmadığımız ve mahkum olarak gelip savaştığımız bir de orada bir sürü şehit ve gazi bıraktığımıza göre bu savaşı bir defa teknik olarak bitirmemişiz demektir. Devam edelim mi? Çok aleyhine olur. Bizim oluşturacağımız gücü Kıbrıs'ta Amerika, Rusya daha hiç kimse oluşturamaz. Bizim orada yaratabileceğimiz power projection deniyor teknik olarak. Bizim yaratabileceğimiz gücü dünya üzerinde herhangi bir devlet yaratamaz Kıbrıs'ta. O kadar yakınız, o kadar hızlıyız o bölgede. O halde biz diyoruz ki ya kardeşim biz bunu yapabiliriz. Ama 50 yıldır yapmadık.
O halde bize güvenmen lazım. Yani çözümlerde de güvenmen lazım. Çözüm ne olacak? Sen bir defa bu savaşın sorumlusu olduğunu bir kabul et. Hani kabul etmesen Makaryos'un konuşması var Güvenlik Konseyi'nde. O zaten kabul ediyor. Yani istediğin kadar reddet ama orada 19 Temmuz 1974 günü Güvenlik Konseyi kayıtlarında bu savaşı benim adamlarım çıkardı. Yunan milli muhafızları, Yunan kuvvetleri ele geçirdi milli muhafızları. Onlar da beni iktidardan etti diye orada önce adamlarımı öldürdü, sonra Türkleri öldürdü diye açıklaması var 2 saat. Dolayısıyla yani Türkler adada işgalcidir, oldu bu oldu falan bunlar masal. Öyle bir şey yok. Bunlar Güvenlik Konseyi kayıtlarında Makaryos'un ağzından geçmiş şeyler. O halde sorumluluk hukuk kapsamında sen bu savaşa yol açtın. Ben de bu bölgede bir Kuzey Kıbrıs'ı yaşatmak için 50 yılda 12 milyar dolar yardım yaptım. 2 Kolordu çıkardım. Kolordu orada yaşatmak için bir 10 milyar dolar daha masraf ettim. 3 Bu savaşa uçaklar, gemiler seferber ettim. Gemiler battı, insanlar öldü, uçaklar düştü. Bir de onların maliyeti var. 4 Bir de bunların faizleri var. Şimdi sen bu 4 birimi bana savaş tazminatı olarak verirsin. Hadi ben senden bunun ekstra bir tazminat da istemeyeyim bu kadarı karşılığı. Bu da senin bütün gaz ve petrol gelirlerini tamamen eder. Sen bunları bana ödemeyi taahhüt edersin. Çıkarırsın güneyden gazları, petrolleri ödersin. Ben de kuzeyde bu paraları alıp müreffeh bir bağımsız devlet kurarım. Bunun için de ilk olarak yapman gereken Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs barış anlaşmasını imzalamaktır. Bu anlaşmayı imzaladığın an zaten kuzeyi tanımış olursun. Şimdi kuzeyi kimse tanımıyor diyoruz ama sonradan federal bir devlet olacak bir bağımsız devlette kimse tanımaz. Bunu da kabul etmemiz lazım. Kuzey bir federal devlet olarak geleceğini görüyorsa onun bağımsız olması suni bir durumdur. Hiç kimse Rum, Yunan çamurunu üstüne sıçratmamak için tutup da geçici olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaz. Tanımayacağına göre Türkiye burada politik olarak yanlış atı arabanın arkasına koşmuştur. Tanıtmak istiyorsanız önce federal çözüm beklentisinden çıkacaksınız, masadan kalkacaksınız, galip olduğunuzun farkına varacaksınız. Mağluplar gibi ezik toprak veririm, adam veririm, değiştirsin. Ben senin parçan olayım, sen benim parçam ol. İşte anayasada bana şu hakkı var. Bunlardan tamamı bitmiş konulardır. Hiçbir bir daha tartışılmayacak. Zaten 51 yıldır konuşuyorsunuz. Hiçbir şey etmediniz. Bundan sonra 50 yıl daha mı bekleyecek bu insanlar? Kuzey Kıbrıs'ta bugün 104 bin öğrenci, 6 bin öğretim görevlisi var. Endüstrisinin yarısı eğitim sektöründen gelir sahibi. Muazzam işlenmemiş arazileri var. Çok seçkin tarım ürünleri var. Hele Türkiye'deki bu pazarda kıyamet kopmuş fiyatlarla Kuzey Kıbrıs'ı ihya edersiniz. Ama onların da yönetilmeye ihtiyacı var. Yani burada bir paradigma değişikliği yaparsak, isteklerimizi ortaya koyarsak, reaktif değil proaktif olmaya karar verirsek, galip olduğumuzu da farkına varırsak, bence Kıbrıs sorunun çözülmesi 2 yıldır. 2 yılda sorun diye bir şey kalmaz. Peki bu, Irak petrollerinden pay alıp o bölgeyi bırakmakla benzer olur mu? Şimdi bu örneği güzel verdiniz hocam. O zaman 18 milyon Türk vardı. Hatta 13 milyon Türk vardı. 1 milyonu eğitim, okuma yazma biliyordu. Kalanı tüfüslü, trahomlu, erkekler yok, kadın nüfusu çok. Yol yok, askeri güç yok. Yani atlarla, kılıçlarla savaşılan bir dönemdi. Şimdi Irak'ta pire zıplasa Ankara'dan bir tane insan savaşçı kalkıyor. Böyle de sokukluğa rağmen gidiyor adamın gözün akına bir bakıyor bizden mi değil mi diye. Bırakıyor silahı geri geliyor. Şimdi durum bu. O bakımdan öyle bir şey olmaz. Paramızı vermezse zaten uluslararası hukuk çalışıyor. Gidip Güney Kıbrıs'ın bütün dünyadaki mal varlığını el koyarsınız. Bir kere anlaşma imza attıktan sonra. Ben burada durayım. Teşekkürler. Güzel aydınlatıcı oluyorum ben size. Hocam bir şey söyleyebilir miyim efendim? Müsaadenizle. Estağfurullah efendim. Sizi çoktandır dinlememiştim. Çok iyi oldu benim için. Teşekkür ederim. Ne demek? Ben bir şey sorayım. Beyefendi soracak da ona sorayım. Şimdi şöyle. Ben burasına kaldım. Uluslararası firma dediğimiz o Amartya'nın kökenli yemek yiyorlar, diğer firmalar falan. Fransızlar ona karşı tavırlıdır. Çocuklarını götürmezler, orada yemek yemezler. Fransa'da o tip yerler çok azdı bu. İşte Türkiye'de çok fazla. Ve elinde bir tane karton kafe var. Sanki o sınıf atladığını veya kültür.
kültürlü olduğunu gösteriyor. Bakıyorum elinde tutmuş böyle dolaşıyor. Halbuki Fransa'da falan öyle tip göremezsiniz. Fransa'da o tip yerlere gidenler nuarlar, griler ve bizim gibi işte yabancılar, gri, Araplar, nuarda Afrikalı, siyahlar. Fransızlar kendi kültürünü kuruyor, Almanlar kendi kültürünü kuruyor, İngilizler kuruyor, İtalyanlar kuruyor. Bu sizin söylediğiniz bizim gibi ülkeler için. Çünkü bizim ülkemizde milliyetçiyiz diyen insan elinde her türlü şey, yani öyle bir sözde yani milliyetçiliği falan yoktur. Yalnız biz ulusalcılar, Atatürkçüler, bu ülkeyi sevenler, kuranlar, kuvayi milliyetçiler, bu ülkenin değerlerine sahip olduğumuz için biz önlem alıyoruz. Yok değilse öbürlerin hiçbir önlemi falan yok. Avrupalı bunu koruyor, kendini koruyor. Zaten herhalde Amerika'nın Avrupa'ya karşı bu kadar bağırtkanlık yapması, çırtkanlık yapması, Trump'ın onlara karşı şey yapması tam olarak Amerikan kültürünü ve şeysini benimsememeleri. Ama biz de küçük Amerika olacağız dediler. Ne zaman olacaksa Bilser Bey daha iyi bilir. Bize söyleyin de biz de bilelim yani. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu Karadeniz'in dibinde de böyle benzer bir büyük bir gaz yatağı olduğu, dipte büyük bir birikim olduğu, bunun üzerine bir çalışmalar var. Hatta Ostim'de bir grup çalışıyorlar. Böyle programda onları kullanmasın, büyük bir enerji kaynağı var diye. O biraz önce bahsettiğiniz dedi benzeri bir durum. Yani denizin dibinde girilmemiş bir şey var, alan var. Suyun üstündekileri kazarak gidiyorlardı. Şimdi daha bir sıra denizde. Bütün bu işi mesela diyorsun bedelini ödüyorsun. Oradan işte alan alır gibi pay sahibi oluyorsun gibi bir... Bunu kimliği şu anda Birleşmiş Milletler üzerine mi organize ediyor? Karadeniz'de biz eskiden Sovyetlerle o bölgede kıta sahanlığını paylaştık, sınırlandırdık. Dolayısıyla orada artık ona buna parayla satılacak yer yok. O uluslararası deniz yatağı statüsü ayrı bir statü. Bu ayrı. Karadeniz paylaşılmış bir deniz yatağı konumunda. Yani milli sınırlandırma dışında bir alan bu söylediğimiz. Araya diyorlar. Evet, uluslararası deniz yatağı. Araya başka bir. Kıyıdan kara suları ve kıta sahanlığının bittiği en uç noktadan sonra kalan deniz alanı bu. Ve dünyanın da yaklaşık %25 civarında deniz alanı. Okyanus yağları özellikle o. Kıyıların uzun olduğu yani. Akdeniz'de bin mil olan kıyılarda filan söz konusu. Karadeniz'de söylediğiniz mineral sülfit dioksit gazı. Ve biz denizaltıcılar olarak onunla tabii her dakika muhatabız. Yani o zararlı bir şey. Aşındırıcı bir gaz. Metan oluşumuyla oluşmuş. Onun para ettiğini ilk defa sizden duyuyorum. Yani para edecek onun bir şey. Onun üzerinde şu an endüstriyel çalışma var. Nerede gizli çalıştıkları için programı hiç katılamıyor. Benim bildiğim kadarıyla o metan eldesiyle ciddi bir sülfür ve oksit. Enerji kaynağı üzerinde de bunun kullanılabileceği de söyledik. Ya Pasifik'teki bu denizin altındaki şeylerin kontrolüne de muhatabı kim şu an? Araya yönetimi. Uluslararası deniz yatağı sistemi. Deniz yatağı örgütü. Uluslararası Deniz Yatağı Örgütü, Birleşmiş Milletler'den ayrı, bu sözleşmeye taraf olan devletler, o örgüte de üyeler, kontrolünü o yapıyor. Onun bir genel kurulu var, bir 25 devletten oluşan galiba, sayısını şu an tam hatırlamıyorum, bir konseyi var, bir de işletme denilen organı var. O işletme bu ruhsatları veriyor. Amiral'in söylediği 29 ruhsat vermiş bugüne kadar. Ben de o ayrıntısını o düzeyde bilmiyordum. Sayı olarak bilmiyordum. Ama mekanizma böyle. O kontrol ediyor. O izin veriyor parayla ruhsat veriyor. Ruhsat verdiği zaman da iki bölgede araştırma yapma şeklinde veriyor ruhsatı. Bu araştırma yapan şirket bulduğu iki bölgedeki verileri özellikle gaz veya petrol varsa veya başka metal varsa bunları belirtiyor. Birini uluslararası
deniz yatağı örgütü gelirini elde ediyor. İşte az gelişmiş ülkelere öncelikle dağıtıyor. Öbürünü o şirkete işletmek üzere veriyor. Ama işi ona yaptırıp o şekilde bir işletme düzeni. Amerika Birleşik Devletleri buna taraf değil. Bu sözleşmeye taraf değil. O ayrıca özel bir ulusal yasa çıkardı. Kendi şirketlerine, isteyenlere bu bölgede de istersen sen araştırma yapabilirsin dedi. Bilsen hocamın söylediğini kullandığım kelimeyi kullanacağım ama çok yakın bir gelecekte dünyada herkes bir hesaplaşma yapacak. Ben bunu gördüm çünkü ne hukuksal anlamda bir bütün bu alanlara, kurallara bağlayamıyoruz. Ben yaparım, ben yaparım sonunda bir hesaplaşma. Üçünü o hesaplaşma, o sevgiye çıkmadan. Çünkü birisi bütün dünyaya bunu yaptırıyor. En sonunda bütün dünya o birisiyle hesaplaşacak. Ama jandarma olursa bilir. Jandarma bazen ters döner. Dönmesin işte. Amerika karşısında bir siyah çıkmak zorunda yani sonuçta. Bilim farklı bir şey. Politiğimi de getirecek yani. Bilim ve ekonomi güç aynı insandaysa dönmez. Yani. O hazar çözümü zaten, başka bir şey söyleyecek. Hazar gelecek o gün. Güzel bir çözüm geliyor. Hazar Gölü'nde sorun başka. Başka değil mi? Hazar Gölü'nde Rusya Reskominis yani ortak mal tezini ileri sürüyor. Deniz hukuku kuralları geçmez orada. Karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi verilere göre orayı paylaştıramayız. Bu ortak maldır. Kıyıdaş devletlere diyor. Ve onlar birlikte ancak bunu işletebilirler veyahut da paylaşılması söz konusuysa birlikte karar verirler diyor. Orada da Rusya elinde tutmak istiyor ipi. Nitekim tutuyor. Ama orası bir göl olarak düşünülüyorsa sanıyorum. Yani deniz olarak düşünülmediği için o söylediğiniz hukuk geçerli. Uluslararası hukukta doğrudan bir göl tanımı yok. Devletlerin kabul ettiği. Ama doktrinde tuzlu su olmayan ve denizlere doğrudan bağlantısı bulunmayan sular göldür deniliyor. Pazarda o anlamda göl. Yani denizlerle bağlantılıysa o deniz sisteminin, dünya deniz sisteminin bir parçası şeklinde kabul ediliyor. Ama göl de olsa adı bu sefer işte ortak mal vesaire gibi gerekçelerle bloke edebiliyorsunuz. Yani uluslararası hukukta da kavramları ortaya koyduğunuz zaman ister istemez bu real politik veriler hesaba katılıyor. Onun içindir ki iyi bir uluslararası hukuku da bilen bir diplomasi iyi uluslararası hukukçulara sahiptir. Ben bir devirde başhukuk müşavirliği yaptım. Dışişlerinin o vesileyle öğrenmiştim 90'lı yıllarda. Amerika'nın 102 tane hukukçusu vardı. O tarihte bizim 3-4 taneydi falan. Ondan sonra Fransa'nın bilmem 38, İngiltere'nin de 43 hukukçusu vardı dışişlerinde. Ama Amerika'nın 102. Güçle oynuyor fakat daima onun gerekirse hukuki gerekçesini, savunmasını da yapacak verileri geliştiriyor. Bizde ise daha bazı sorunlar burada saydık. Bunları araştırıp bizim lehimize neler oluru belirleyecek adam sayısına sahip değiliz. Devrinde ben de asistan olarak beni devreye soktular. Yani neden? Adam yoktu ondan. Halen
İşte hala maalesef yok. Şimdi namaz kılıyorlar ama 5 vakit namazı falan kılıyoruz. Harciyelerimiz var yani, evet, başım bağlı. Hocam adam değil. Yani uluslararası konusunda iyi çalışma yapacak. Şimdi hala hazırda Doğu Akdeniz'de münhasıra ekonomik bölge veya kıta sahanlığı kavramları üzerine karışık yazılar görüyorsunuz. Halbuki biz sadece kıta sahanlığına sahibiz orada. Münhasır ekonomik bölgemiz yok bizim. Sadece Karadeniz'de var. Doğu Akdeniz'de yok, Ege'de yok. Geçen bir yazı okumuştum bu Ege'deki Alta Ada için. Kıta sahanlığını değiştirdi falan diye bir yazı vardı. Bunu amiralim iyi biliyor. Çok da şey yapamadım yani, çok da tabii detaylı da değil tabii, bir köşe yazısıydı sonuçta. Eğer bir açıklama yaparsanız memnun olurum amiralim. Yani ortada hukuka biraz bulaşmış fakat hani özümsememiş bir takım kalemler çeşitli iddialar ortaya atıyorlar Ege'yle ilgili. Türkiye'nin politikası Ege'de statükonun korunması. Statükonun korunması derken yani bilinmezlerle beraber korunması, varsa bilinmezler. Bazı kalemler diyorlar ki efendim 18 adamız işgal altında. Ortada aslında 18 ada yok, 152 tane ada söz konusu. Ada, adacık, kayalık. Kayalık. Şimdi ada, adacık ve kayalık üçü de farklı hukuki haklar tanıyor, deniz yetki alanları bakımından. Bunlar arasında bir ayrıştırmada bulmak için çeşitli iddialar, askerleştirme, evet devlet uygulaması vardır, askerleştirme. Yapı yapma, fener yapma, adada tören yapma, bitki dikme, o bu şu. Yunanistan bazı adalara bunları yapıyor. Bu adaların bir kısmı Türkiye'nin Yunanistan'ın olmadığını iddia ettiği adalar veya adacıklar. Türkiye bu konuları Milli Güvenlik Kurulu'nda iyi ele alıyor. Kurumlar arası koordinasyonu orada yapıyor. Bu da son 20 yıldır aynı. Değişmedi. Yani 20 yıldır değişen bir şey yok. Yunan tarafı Türkiye'nin pozisyonunu biliyor mu? Biliyor. Hangi adaları Türkiye'nin Yunanistan olmadığını iddia ettiğini biliyor mu? Biliyor. Bunlar istikşafi görüşmelere konu oldu mu? Oldu. Bu konuda bir bilgi değişimi üzerinde en azından hangi konuda uzlaşılmadığına dair bir uzlaşı var mı? Var. Basındaki arkadaş konuların neresinde bulunuyor? Bence hiçbirinde bulunmuyor. Çok güzel. Ruhu onun Yunanistan'a karşı böyle bir açılım yapalım anlayışıyla duruyor. Yunanistan'ın pozisyonu ne? Yunanistan diyor ki Ege'de kıta sahanlığı dışında sorun yoktur diyor. Ege'de yani hocam 50 ben 100 sayarız yani, çok sorun var. İç içe geçmiş sorunlar var. Yani birini çözüp öbürünü çözmek durumundayız. Ama orada da bence hani çıkar nerede var, ona bakmak lazım. Çıkar nedir? Risk altındaki çıkar nedir? Bu şayet petrol ve gazsa gelecekte bulunacak Ege'de. Bunun için çözümler var. Diğer sorunları hiç ellemeden bunun için çözümler var. Bu çözüme erişebildiğiniz zaman, ki ben mesela öğrencilerime bunu çalıştırdım geçtiğimiz sömestr. Vallahi işte fena sonuçlar çıkmadı aslında. Ve hatta yani biraz da siyasetçiler dikkate aldılar çalışmaları. Bu çözümlerden yola çıkılırsa savaşsız Ege sorunlarını normalize edebiliriz. Şimdi bakın, Türkiye'de bankalar var, Yunan sahipli. Edirne'de alışveriş yapan Yunanlar var. Yaz tatilinde Yunan adasına gitmeyip ucuz içki alıp bir de yani uzo içip geri dönmemiş neredeyse tatilci yok. Yani aslında iç içe kültürel ve ekonomik faaliyetlerimiz var. Ama arada iki tane de harp gemisi gelip hani bir dakika ne oluyor burada falan. Onlar da oluyor. Birkaç köşe yazarı böyle yazıyor. Muhtemelen o yazanlar da karşılıklı turistik teknikçel faaliyetlerin içindeler. Yani bir bütüncül bakmak lazım konuya. Yani ne alıp ne verilebilir? İki tarafında kamuoyu hassas açıdır. Yani ikisi tarafta kamuoyunun gözünün içine baka baka taviz vererek oradaki sorunları ele alamaz. Yani mümkün değil. Kurşuna dizerler. İki tarafta dizer. Çünkü hem iki ülkede iç politika problemi var. O artık maalesef öyle oldu. Eskiden böyle değildi. Eskiden Yunanistan'ın vardı, bizim yoktu bu. Şimdi daha sağlıklı, sağduyuydu. Şimdi bizim de var.
Yani bunun adı hoparlör diplomasisi, teknik adı. Doğru. Yani kamuoyuna konuşuyorsunuz, mesaj karşı tarafa gitsin diye. Karşı tarafa da bir şey, diplomatik bir nota da vermiyorsunuz karşı tarafa. Hedef içersin. Bir şey sorabilir miyim? Nixon'ın bir sözü var işte, İslam ülkesi cumhuriyetle layık ve demokratik olamaz diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Nixon'ın son dönemi sarhoşlukla geçmiştir. Dolayısıyla o zaman mı söyledi? Önce mi söyledi? Onu bilmiyorum. Ama Trump'a da aynı şeyi mi söyleyelim yani? Şu an okuduğum bir kitap var. Kissinger ve Nixon'ın Körfez Harekatı esnasında ki yani dakika dakika bütün konuşmanın yazıldığı, Ottu basmış. Hani çok yani öneririm okumayanlara. Ottu da yayın evini kapatıyor. Son kitaplarını satıyor. Onun için bitmeden almanızı da öneririm. Kissinger'ın Körfez şey savaşıyla, Vietnam Savaşı'nı bitiriş dönemini notlarıyla 73 Savaşı'na ait, Arap-İsrail Savaşı'na ait notları. Yani şu ana kadar 150 sayfa okudum, 150 sayfada Cuma gününden Pazartesi gününe gelebildik. O kadar bir yoğun konuşma trafik var ve nasıl ifşaat var içinde. Orada Nixon'a da muhatap. Bakıyorum ki Nixon oyunun dışında ya, Nixon'ı kimsenin yani dikkate bile aldığı yok. Yani herkes Kissinger'la çözüyor meselesi. Bir son şey efendim, müsaade ederseniz. Şimdi yani buraya gelmeyenler şanssız. Çok şanslı. Yani ben dolmuşa binerken hava çok soğuk, şimdi kar filan yağıyormuş. Ben gelirken de yağıyordu. Yani genci, orta yaşlısı ve yaşlısı çok şey kaçırdı. İki hocama ve size de efendim çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten özetledi. Yani buradan çıktıktan sonra geldiğim gibi değilim. Yani çok yüklenmiş olarak gideceğiz. Çok farklı bir perspektif sundurdu. Ama benim şey, bu sadece açın dediğiniz için açıyorum. Bu S-400 nasıl bitecek? Yani şu güncel soru. Yani bana göre ben bu sorunun cevabını biliyorum. Yani yazılmaya da başladı. Hani çok da iddialı falan dedim. Yani bir götürüp bir tarafta depolayacaklar galiba Türkiye'ye gelmeden. Çünkü farklı bir fatura çıktığı anlaşılıyor. Yani o çözümün masada olduğu aşikar. Yani şimdi iki sistem, dört rampadan oluşan bu hava savunma sistemini Türkiye satın almaya karar verirken dışişleri bürokrasisinin bu konudaki görüşü neydi? Savunma, şimdi şu an hiç kimse savunmuyor efendim, onu size söyleyeyim. Biz yapmadık, biz yapmadık diyorlar. Onu size söyleyeyim. Evet. Yani kim yaptı? Şey belli. Yani neydi bu konuda? Bu A ve seyis ile ilgili bir fıkra biliriz. Biz bu işi sonunda niye böyle yaptık diye. Bu mesele oraya dönebilir mi? Ama realpolitik şu an bunların götürüp Katar'da veya Azerbaycan'da depoya konulması gerektiğini bildiriyor. Sizler ne düşünürsünüz? Ben yani, öyle düşünmüyorum. Yani politik öyle diyorsa bile ben öyle düşünmüyorum. Tamam efendim. Şimdi S-400 niteliği itibariyle Türkiye'ye şunları sağlıyor. Amerika'nın üstün olan hava üstünlüğü biliyorsunuz. Amerika'nın dünya çapında var. Yani stratejik uçakları var, taktik uçakları var, uzaydan vurma kabiliyeti var, denizin altından hava silahlarını kullanma kabiliyeti var. Bunların da menzilleri var. Kruz füzeleri 1000 mil menzilli. Diğer uçak, yukarıdan attıkları 300 kilometrenin ötesine atıyorsanız bir füzeyi, uzaya çıkmak zorundadır o füze. Uzaydan gider, gökyüzüne tekrar içeri girer uzun menzilli füzeler için. Amerika'nın havadan atılabilir en uzun menzilli silahı 250 mil mesafeden atılabiliyor. 250 kilometre mesafeden atılabiliyor. En uzun menzillisi. Denizin altında da 1000 mil menzilli ama hiçbir zaman o menzilden atmıyor. Tomahawk'ları. Atmıyor çünkü yakalanabiliyor. Onlar kruz süratle gittiği için düşük süratle daha kolay vurulabiliyor. Şimdi Amerika'nın havadan bir ülkeye tesir edecek bütün silahlarını bu S-400 menzile girmeden yok ediyor. Üstün yana bu. Türkiye'ye taarruz etmeyi düşünmeyen biri, Türkiye'nin S-400'ü almasına rahatsız olmaması gerekir. O halde bu beka meselesidir, varlık yokluk meselesidir. Bizim hakkımızda yani Amerika'nın Türkiye saldırısı bundan 3 hafta evvel senaryolaştırıldı. Ve bir Amerikan denizcilik yayınında bir Ege Akdeniz Savaşı oynandı. Türkiye'nin önce Mersin'den çıkan bir gemiyi Türkiye'nin Amerikan gemisini vurması, arkadan Amerika'nın Türk gemilerine saldırması, içinde 1000 kişiyle beraber
bir çıkarma gemisini batırma senaryosu Ege'ye geldi. Ege'de muazzam bir Amerikan-Türk savaşı oldu bu senaryoya göre. Ve Amerika bundan kendi açıklaması. Biz taktik dersler çıkarmak için bunu böyle yaptık diyor. Yani bu bir defa, birinci defa da olmadı. 2000 yılında Millennium diye bir taktik oyunu. Gene Türkiye'yi Amerika'ya hedef almıştı. Demek ki Amerika 18-19 senede bir Türkiye'yi böyle bir kere hedef alıyor. O halde Türkiye'nin kendisini dostlarından da koruması gerekmez mi? Gerekir. Dostlarından koruyacaksanız dostun kendi silahıyla kendinizi koruyabilir misiniz? Adam o silahın başlıklarını, yazılımlarını manipüle ediyor. Kendisine döndüğü zaman tekrar geliyor, gitmesini sağlıyor. Demek ki bunu ya milli yapacaksınız ya da ona hasım bir yerden yapacaksınız. Şimdi millisi yapılıyor, teknoloji transferi gerekiyor. Teknolojiyi Amerika'dan aldığınız hava savunma füzesi vermiyor. Patriot'ları size öneriyorum diyor. Zamanında niye önermedin diyorsunuz. İşte o zaman kongre monge diyor. Gene kongreye takıldık. F-35'lerde. O halde Amerika güvenilir bir silah partneri olma şansını yitirmiştir. Bir defa bunu saptayalım. Türkiye bunu ne zaman saptamıştır? Çok zaman önce saptamıştır. Şu an birçok teknolojik atılım Amerikasız yapılmaktadır. Size burada bir tane bir şey göstermek istemiştim demin. Ha şu, bakın. Bu helikopter, atak helikopteri bu. Amerika bu helikopteri bize vermemek için 10 sene peşinden kovalattı. 10 sene Kobra helikopterlerini bize vermedi. Kobra helikopterleri ininde PKK'yı vurmak için çok çok elzemdi. 10 sene yalvardık, vermedi adam. Her fiyatı alacağız dedik, vermedi. Sonra bu ihaleyi açtık. Bu ihalede Amerikalılar katılmadı. Çünkü biz her şeyi milli istiyoruz burada. Bu ihale olamayacağını düşündü. Oldu. Yerel üretimdir bu şimdi. 50 tane üretildi şu ana kadar. 200'e kadar çıkacak sayısı. Dünyadaki bütün mazlum devletler kuyrukta bekliyor almak için. İtalyan patenti değil mi? Bu Türk patentli. İtalya entegratörü İtalyan. Motor Rolls Royce. Ama bunlarda bir sıkıntı yok. Yok. Yani şöyle bir silah, böyle bir helikopter dünyada kimse de yok şu an. En üstünü. Bakın 10 sene peşinden koştuk, vermedi. Bunun projesini imzaladık. Ben o sırada bu işin tepesindeki yöneticiydim. 7 kere kovaladığımız hale geldiler Amerikalılar. Ya bir dakika, biz size başka bir helikopter verelim. Apache verelim. Verme, istemiyor kardeşim. Almak istemiyoruz. Vallahi şimdi öylesini verelim. Ucuza bedava verelim diye geldi. Bedava. Projeyi kesmek istiyor. Biz dedik olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Bizden red alınca üst makamlara gitti. Oradan geldi, buradan gitti. Yani zamanımızın 3 ayı bu adamları kovalamakla geçti. Sonuçta biz bu işi yaptık, yapamayacaklarımızı düşünüyorduk. Şimdi S-400 de böyle. Biz S-400 eşitlerini yaparız. Ona yakın teknolojimiz var. Birkaç eksiğimiz var. Yazılımlarımız tamam. Yani bizim birkaç tane yazılım kodunu teknolojiyle beraber almamız lazım. Alırsak biz kendi hava savunmamızı kendimiz sağlarız. S-400 o bakımdan hayat mamat meselesi. Şimdi dolar fiyatı yükselirmiş. Değil mi? En çok koz bu. Ben bir İngiliz atasözüyle buna cevap veriyorum. Yani borcunuz 500 poundsa bankaya bu sizin sorununuzdur. Ama borcunuz 500 bin poundsa bu bankacının sorunudur. Evet. Şimdi bu Amerika'nın sorunudur. Türkiye'deki finans dünyasını yakından izliyorum. Yani Türkiye bir finans krizine girmek üzere, ekonomik krizin içindeyiz de, finans krizine girmek üzere. Ama girdiği zaman şunlar olacak. Zincirleme yani, birbirine çarpan bilardo topu gibi. İtalya göçecek. Zaten giyotin kafasına inmek üzere İtalya. İspanya göçecek. İtalya ve İspanya'yı desteklemiş olan Alman bankaları göçecek. Evet. Alman Merkez Bankası eurolarını basamayacak, üst limitte olduğu için kurtaramayacak. Bunların Amerika'daki, Wall Street'teki partnerleri de göçecek. Yani Türkiye'deki deprem öyle büyük bir deprem olacak. Aynı İngiliz atasözündeki gibi olacak. Ve bu ne kadar zamanda olacak? Artık ayları sayıyoruz, yıllar bitti. Yani ben size söyleyeyim, 2 ay. Şimdi siz doların fiyatını S-400'de kontrol edemezsiniz. Doların fiyatının başka bir şeyi var, kendi yolu var, orada gidecek bu. S-400'ü alsanız da gidecek, almasanız da gidecek. O zaman ölmüş kurt kimden korkar ya? S-400'ü alırız. Adımız da ölmüş. Bütün riskleri de karşılarız diye düşünüyorum. Yani ben konuşmalarımda bu mesajı veriyoruz. Tamam, bilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.